söz dağıtma görevi bana verildi. Herkese hoş geldin diyorum. Kendinden önce Taner'in kıymetli ailesinde burada olduğu aşamada çok değerli sözler söylendi Taner hakkında. Öncelikle hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu hepimiz için çok özel bir gün. Taner hayatlarımıza dokunmuş bir arkadaşımız. Çok mütevazi, insan gibi, adam gibi bir adamdı. Seste bir şey var herhalde. Mütevazı hayatında hiç yazmamış gibi, hiç düşünmemiş gibi, hiç bilmiyor gibi yapanlardandı. Çok özeldi. Sözler sahiden yetersiz, bir şeyler yazayım dedim, olmadı. Ama ne yalan söyleyeyim, şunu da söylemeden olmayacak. Böyle kamusal düşlerimizle, özel yaşamına ilişkin o uyumlu karmaşayı, birleşiği çok iyi yapıyordu. Bu bağlamıyla hepimize örnek oldu. Önümden sonra da örnek olmaya devam ediyor. Arkadaşlar sesle bir sıkıntı var. Elimden gelen kim ne yaparsa bilmiyor. Şöyle bir şey. Taner'i özlemeye devam edeceğiz. Yapıtlarıyla ve anısıyla aramızda olmaya devam edecek. Örneğin geride bıraktığımız Gezi Parkı'yla başlayan ama tüm ülkede bir isyana dönüşen, bir söz söylüyor, bir haysiyet mücadelesine dönüşen süreçte Taner'le birlikte olmayı ve konuşmayı zaten çok isterdik. Taner bizimle. İki tane şey Gezi süreciyle başlayan Türkiye'nin dönüşümündeki çok önemli tarihsel dönüm noktasında hukuk ve siyaset ilişkisiyle naçizane simgesel siyasetin çok öne çıktığını ve bundan sonra da önümüzdeki birkaç on yılda düşünenlerin düşüncelerine hegemon olacağını düşünüyorum. Çok önemli buluyorum. Özellikle de bu alanda Taner'in ürettiği, Taner'in de ürettiği çok önemli katkılar bıraktığı bu alanda son derece yerinde bir panel bile açılış paneli olarak karşınızdayız. Konuşmalardan önce konuşacak arkadaşlara ilişkin bir tanıtıcı bilgi vereceğim. Bunun ötesinde şu anda yapmakta olduğumuz ve şu anda burada bulunamayanların da katkısına, daha doğrusu izlemesine imkan vermek için kayda aldığımız konuşmalardan dolayı almaktayız. Bunu önce bilgilendireyim. Konuşmacılarımız için bütün gün boyunca geçerli bu. Dileyenler oturarak, dileyenler kürsüyü kullanarak konuşacak. Gün planı olarak, panel planı olarak 20'şer dakikalık ilk tür birer söz kullanacağız arkadaşlarımız. Onun devamında da bu kıymetli heyetten soru ve yanıtlarına devam edeceğiz. İlk olarak Sayın Ertan Kardeş ile başlayacağız. Doktor Kardeş felsefe lisansını Galatasaray Üniversitesi ve Paris 1. Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde bitirdi. Felsefe yüksek lisansını Cornelius Castoriadis'in üzerine yazdı. Politik modernliği, otonomi ve tahayyül kavramlarıyla anlamak politik felsefesi üzerine bir inceleme başlığı bir çalışmasıyla tamamladı. Karl Schmitt'in politik felsefesi üzerine bir inceleme adlı teziyle doktora derecesini aldı. Walter Benjamin, Karl Schmitt ve çağdaş politik felsefe konularında yayınlanmış makaleleri ve kompetitivliğiyle bulunmakta. Halen Galatasaray Üniversitesi'nde ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nde görev yapmakta. Konuşmasının başlığı da felsefi bir sorun olarak anayasa ve anayasa. Lütfen buyurun. Anayasanın kapalı, dar tanımından ziyade anayasanın dinamik bir hallerini yakalamak üzere bir yaklaşım olarak ele almak istiyorum. Uzlaşımsal anayasa kavrayışına karşı anayasanın kavramsallaştırılabilir yanını ve bu yanının daha da sistemli hale olarak, sistemli olarak yedelenmesini öne çıkarmak istiyorum. Bu tarz bir kavrayışı Carl Schmitt yapıtında bulmak mümkündür. Schmitt yapıtından hareketle anayasaya dair ve anayasal alana dair bir hipotezi ortaya koymak istiyorum. Hipotezim şudur. Carl Schmitt'in anayasa öğretisinde yaptığı burjuva politik düzeninin ve algısının eleştirisinde Marx'ın kapitalindeki burjuva ekonomisinin eleştirisine benzer bir eleştiri bulmak mümkün müdür? Esas bu hipotezden hareketle ilerlemek istiyorum. Burada Schmitt'le ilgimizi çeken şey tamamen Schmitt'in dinamik bir kavramsallaştırmaya girmesidir. Dinamik derken tam olarak burada anayasanın pozitivist, kapalı
tanımlarının da dışlandığı bir bakış açısının benimsendiğini söylemek istiyorum. Bu haliyle Burjuva tasarımının hem politika hem de hukuk teorilerine de karşı bir parantez, hem de bunlara karşı bir itiraz sunmak mümkün olacak kanısındayım. O halde esas soru, felsefenin antik Yunan'dan beri ele aldığı politeia meselesini, politik alan meselesini Schmitt çerçevesinde hareketle yeniden bir politik felsefe sorunu olarak ele almak istiyorum. Schmitt, anayasa öğretisinde, 1928 tarihli anayasa öğretisinde temel olarak buradaki bahislerde burjuva tasarımına yönelik ciddi bir soykütük çalışmasına girer. Yani burjuva hukuk teorisinde, özellikle o anayasacılık hareketlerinde tam olarak bir çatışma alanı sağlar. O da bir anda politika, yani devlet alanını kasteden politika öğretilerini kapsayan bir alan. Diğer yandan da burjuva temel hakları ve bireysel özgürlükler alanının nasıl yan yana geldiği, burada burjuva tasarımının bu ikisini nasıl yan yana getirdiği ve buradan hareketle de nasıl bir anayasa tanımına ulaştığı. Schmitt buradan hareketle ilk yola çıkış noktasını şu şekilde ortaya koymaktadır. Biz pozitivist hukuk teorisinin kendisini ya da pozitivist hukuk algısının kendisini hukukun kendisi olarak ele alamayız. Schmitt tam da bu noktadan hareketle soykütük çalışmasına girerken şunları sormaktadır. Anayasa basit olarak ne demek? Anayasa nedir? Ya da konstitüsyonla perpasyon, bu iki terim arasındaki farklılıkları nasıl algılayacağız anayasa süreçleri arasından? Burada hareketle de A ve B kategorileri olarak nitelendirebileceğimiz, yani Schmitt oldukça yoğun bir tanımlar silsilesi sunuyor ama en azından Schmitt'in sunduğu tanımlarda iki temel kategori ayırt etmek mümkün. Birincisi Schmitt'in benimsediği anayasa pozisyonu. Bunu şu şekilde özetleyebiliriz. Schmitt her şeyden önce Verfassung, yani ana yapı, anayasa diye ikisini de yan yana koyarak çevirebileceğimiz, daha oluş ve süreçlere odaklanan, politik alanın oluşlarına odaklanan bir anayasa teorisi bütmektedir. Schmitt anayasaya ilişkin yapılmış tanımların tasdifini sunarak bize kendisine en yakın tanımı şu şekilde açıklamaktadır. Var olan bir politik birliğin bütünüyle kendi varoluşunun, kendi Dasein'inin somut bir varoluş modudur. Bir daha tekrarlamak istiyorum Schmitt hareketle. Var olan politik bir birliğin bütünüyle kendi varoluşunun somut bir varoluş modudur. Burada iki kere varoluş diye çevirdiğim, birincisinde Dasein'i kullanıyor Schmitt, ikincisinde Existence'i kullanıyor. Burada hareketle birinci tanıma göre şunu söyleyebiliriz. Anayasa bir devletin bireysel ve somut varoluşunun ruhudur, Geist'ıdır. Schmitt'in tasdifinde anayasanın ikinci anlamı ise onun toplumsal ve politik düzende özdeşliğidir neredeyse. Buna göre anayasa biçimlerin biçimi olarak da belirebilir. Anayasanın bu anlamında hareketle anayasada her zaman için söz konusu olan şey dinamik oluşum ilkesidir. Schmitt genel olarak anayasaya dair bu tanımları bize öne çıkarmaktadır. Bunun karşısında bir B kategorisi ya da Schmitt'in tamamen karşı çıktığı anayasa tanımlarını da ekleyecek olursak, bunlardan ilk başta şunu söylemek mümkün. Düzenleyici temel yasa olarak anayasa. Buna göre anayasa kapalı bir normlar sistemidir ve buradan hareketle anayasa dinamik bir oluştan ziyade normatif karakterine gönderme yapar. Buna ikinci olarak Hans Kelsen'de bulabileceğimiz anayasa saf bir olması gerekendir. Yani bir olması gereken alan üzerinden anayasanın tanımlandığı durum söz konusu. Buradan bir hareketle anayasayı kapalı devre bir işleyiş olarak tanımlanır ve anayasanın tüm halleri kapalı devre bir normlar işleyiş olarak ele alınmaktadır. Buradan hareketle üçüncü bir tanım getirir Schmitt. Tabi bunların hepsini farklı isimlere referans da kuruyor. O üçüncü tanımda anayasa kapalı bir kodlama sistemidir. Sadece hukukçuların alanında söz konusu olan bir kodlama sistemi olarak bile çıkar. Belki buna dördüncüsü olarak da Schmitt şunu ekliyor. Anayasa tekil yasaların çoğuludur. Tek tek yasaların bir araya gelmesine anayasa oluşur. Bu da Schmitt'in karşı çıktığı pozitivist anayasa tanımlarından bir tanesi. Buradan da hareketle diyebiliriz ki Schmitt bu pozitivist anayasa kavrayışlarını eleştir olarak ilk şu noktayı sunmaktadır bize. Anayasayla anayasal yasalar aynı şey midir?
anayasanın kendisi anayasal yasaların ya da kanunların, anayasal kanunların bir araya gelmesinden oluşur. Burada Schmitt'in yaptığı bu ayrımdan şunu söyleyebiliriz ki, Schmitt kesin olarak anayasanın, yani Verfassung, konstitüsyondan bağımsız olarak, o kapalı kodlama sisteminden bağımsız olarak, anayasanın anayasal kanunların üzerinde daha bağımsız bir duruşu olduğunu vurgulamaktadır Schmitt. Buna göre anayasanın en temel özelliği kurucu bir iktidar tarafından vaaz edilmiş olmasıdır. Kurucu eylem politik birliğin biçimini ve türünü belirleyen eylemdir. Politik birliğin varoluşunun özel tipi olarak bir anayasa tam da o varoluşun tüm modlarını belirlemektedir. Böylelikle anayasa denilebilir ki kurucu iktidarın dolayımıyla belirmektedir. Ve anayasa ancak varoluş imkanı olarak tanıyan politik iradenin oylasayı yapmasıyla geçerlidir. Özetle denilebilir ki bir politik dasein, bir politik varoluşun yasa, anayasayı yaptığı, dolayısıyla politikanın, hukukun kurucu alanı olduğunu ve tam da bu kuruculuk sürecinin esas tartışılması gerektiğini söylemektedir şimdi. Buradan da hareketle işte bu kuruculuk süreci altında politik bir karara yaslanmaktadır. Her politik karar bu kuruculuk sonucunda kendi anayasal sürecini kurmaktadır. Weimar Anayasası örneğinde hareketle şunu söyler Schmitt, alıntılıyorum. Weimar Anayasası bir anayasadır, zira o Alman halkının politik varoluşunun somut biçimi üzerine yaslanan temel politik kararları barındırmaktadır. Yani anayasayı, anayasa yapan şey her şeyden önce o anayasanın yaslandığı politik karar ve bu politik kararla birlikte politik varoluş modudur. Ve ikinci olarak Schmitt hemen bunun arkasından şunu da ekliyor. Weimar Anayasası anayasadır, anayasal kanunlar koleksiyonu değildir. Yani tek tek anayasaları, yasaları, kanunların bir araya gelmesiyle o anayasa oluşmamaktadır. Denilebilir ki Schmitt bu anlamda bize temel maddi, somut ana yapı ja da anayasayla, Verfassung dediği şeyle, bu temel ana yapıya bağlı ikinci düzeyleri, hukuki normatif düzeyleri ayırt ederek bizimle konuşmaktadır ve dolayısıyla Schmitt anayasa yapma sürecindeki politik varoluş ve politik varoluş biçimlerinin üzerine bize odaklamaktadır. Bu yüzdendir ki bu tasavvur anayasa ile devletin anayasal yasası, anayasası arasında bir ayrım da yapabilmektedir. Her şeyden önce burada anayasa ile devletin anayasal yasası arasında bir Schmitt düzey farkı koymaktadır. Dolayısıyla Schmitt burada tamamen anayasayı dinamik ve oluş halindeki bir süreç olarak kavramsallaştırılabilir olduğuna işaret etmektedir. Schmitt'in tam da karşı çıktığı, burada politik karara yaslanmış bir süreç olarak ele aldığı anayasa ya karşı olarak burjuvazinin konstitüsyon kelimesini kullanarak, yani daha çok kapalı bir normlar sistemini kullanarak ele aldığı bireysel haklarını garanti altına alan, bireysel haklarla birlikte doğal olarak özel mülkiyetini de kontrol altına alan, yani anayasal süreçlerle bunu garanti altına almak isteyen bir burjuva haklar silsilesi olarak ele almak ister burjuva, kendi anayasal kavrayışını. Ki bunun da en somut ifadesi Yerine'in Anayasa Öğretisi kitabında, Staatlehre kitabında da bulmak mümkün. Tam da bu Weimar sürecindeki burjuvazinin özel mülkiyetini garanti altına alması ve tamamen kontrol altında tutma isteğini. Fakat şimdi şunu yazmaktadır. Burjuva liberalizminin dilinde bir anayasa sadece özel mülkiyeti ve bireysel özgürlükleri garanti altında tuttuğu sürece vardır. Bunun dışında gerisi anayasa değildir. Ama despotizm, diktatörlük, tiranlık, kölelik ve bunun gibi diğer şeylerdir. Yani burjuvazi tamamen kendi alanını kontrol, garanti altına tuttuğu sürece anayasayı anayasa olarak saymaktadır. Bunun dışındaki politik süreçler genelde baskıcı süreç olarak anlaşılır. Buradan da hareketle denilebilir ki burjuva düzeni kurulduğunda, yani Weimar Anayasası için şimdi şunu söylüyor. Ya Weimar sürecinde, Weimar Cumhuriyeti'nde bir politik karar yok. Çünkü burjuvazinin anayasa tanımı bunu tamamen dışlamak istiyor. Ya da var olan politik karar bir şekilde gizlenerek, bastırılarak burjuva dilinde açığa çıkıyor.
Schmitt'in söylediği burjuva tasarımı açısından bu kararın aslında bastırıldığı yönünde. Yani tabii ki bir devlet sürecinde politik bileşen var ve bu liberal bileşenle birlikte oluşuyor. Fakat buradaki politik bileşenin anayasal tarih içinde ele alınmaması burjuvazinin bir çelişkisi olarak açığa çıkmaktadır. Buna karşı Schmitt, Verfassung ve Konstituierung eylemleri arasında, yani iki tip kurma, Türkçe'de kurma olarak çevirebiliriz buna, iki tip süreci ayırt ederek tekrar bu süreci ele almak istiyor. Birinci tip kurma dediğimiz şey tamamen bir politik eylem, bir politik praksise yaslanan ve bunun sonucunda gerçekleşen bir yapı. Konstituierung diye adlandırdığı diğer tip kurma ise ancak bu kurulmuş ana yapı içerisindeki yasaların dile gelmesi olarak anlaşılabilir. Schmitt bu anlamda devleti de ebedi ya da aşkın bir süreç olarak değil, tamamen tarihsel ve bağlamsal olarak girişen bir süreç olarak ele almaktadır. Schmitt'in devleti dinamik ve tarihsel bir süreç olarak ele alması da bizim Schmitt'e karşı yapacağımız eleştirilerde bence önemli bir dayanak sunmaktadır. Dolayısıyla Schmitt'le hareketle şunu söylemek mümkün. Kurucu iktidar ve anayasa ilişkisi radikal anlamda politik bir gerilimdir. Bu politik gerilim burjuva hukuk teorisinde kendi dilini bulmamaktadır. Bu politik gerilim hukuk dışı alana itilerek anlaşılmaktadır. Bu hukuktan sayılmamaktadır. Peki burada o zaman kurucu iktidarla kurulmuş iktidar arasındaki gelişen dinamik süreç anayasal süreçlerin tam da merkezinde durmaktadır. Denilebilir ki tam da burada bir normativite süreci o zaman nasıl işte madem politika hukuk önceler dedik, şimdi şunu mu söylüyor? Hukuk ikincildir ve buradaki normatif alanın hiçbir değeri yoktur. Hayır, Schmitt bunu da söylemiyor bize. Schmitt sadece söylediği şey politik alanının hukuki sürecin kurucusu olduğu ve bu kurulma işleminden sonra normativitenin, yani normal silsilesinin en azından bu normativitenin kendi içinde işlediği. Fakat buradaki normativite kurucu süreçleri itibariyle anayasal düzenin ruhuna bağlı olarak işler. Yani anayasal ya da ana yapı nasıl kurulduysa o normların işleme süreci de aynı anayasal süreçlerin ruhuna uygun bir şekilde işlemektedir. Dolayısıyla normları norm yapan süreç olarak tanımladığı şey Schmitt'in tam da bu kurucu sürecin ruhudur. O halde şunu söylemektedir Schmitt. Bu süreç açısından anayasanın pozitivist tanımını, anayasanın kendisi olarak ele almak bir hukuk felsefesi sorunu ya da bir politik felsefe sorunu değildir. Bu zaten bu tarz kavramsal değerlendirmeyi dışarıda bırakmaktadır. Diyebiliriz ki Schmitt'in politik praksis alanını ve bu alanı kurduğu politik birliklerin sistemli bir şekilde ele alınabileceğini göstermektedir. O halde bizim tam da Schmitt'in bu dinamik kavramına hareketle Schmitt'e getirmemiz gereken bir eleştiri söz konusudur. Schmitt bir anda bütün anayasa teorisine devlet ve politik birliğin anlaşılması ve bu politik birliğin dinamik süreçleri olarak bize gösterirken burada yaptığı şey aslında devlet odaklı bir anayasa teorisi okumaktır. Madem ki Schmitt'in buradaki burjuva teorisi eleştirisini kullandık. Schmitt'in buradaki devletçi diyebileceğimiz ama en azından politik birlikçi, çünkü devletin de tarihsel bir süreç olduğunu söylüyor. Bu Schmitt'in bu pozisyonunu tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Aynı Schmitt'in yaptığı yöntemle. Bir nevi Schmitt'le birlikte Schmitt'e karşı gelerek. Denebilir ki tam da devletin politikanın tekeli olmaktan çıktığı bu çağda politik praksisin tüm bağlamlarıyla ele alınması ve politik süreci olmak ve aynı zamanda sahip olmak süreçleri arasındaki bir denklem olarak da düşünmek mümkündür kanısındayım. Kağıdım da orada kalmış olabilir mi? Burayı tekrarlamak istiyorum. Anayasa olmak ve sahip olmak arasındaki bir denklemin açığa çıkmasıdır politik anlamda.
yani bir nevi haklar alanıyla olması gereken kipliklerini de barındırarak. Bu çerçevede anayasanın tüm bu kiplikleri çerçevesinde anayasanın ruhunu ya da zihnini sorgulamak bu tarz bir politik eylemin esas çıkış noktası olacaktır. Ben yavaş yavaş bitirirken bu son gezi direnişi bağlamında da savunulan bazı liberal konuların da gözden geçirilmesi gerektiği tarafındayım. Bu direnişin başarısının politik düzenin tamamen alttan yükselen dinamiklerle merkezsiz bir şekilde sorgulandığı, farklı politik praksislerin öne çıkarıldığı kanısındayım. Bu dinamiklerin yerine burjuva hak taleplerinin öne çıkarılmasının yeterince gezi ruhuyla bağdaşmadığını düşünüyorum. Bu direniş 21. yüzyıl politikasına referans olabilecek birçok nüveyi barındırmaktadır. Bu sebepten ötürü yeni anayasa sorununu Ankara gremiyle ya da liberal hak talepleri çerçevesinde değil, var olan anayapının ruhunu sorgulayan ve bunun karşısında da yeni yurttaşlık semiyolojileri oluşturarak kuruculuk figürleriyle ele almak gerektiği kanısındayım. Tam da Schmitt'in burjuva eleştirisinin onun ve aynı zamanda devletçi vizyonunu da eleştirerek bu çağda bize sunduğu nokta anayasanın ya da anayapının ruhunun kırıldığı ve bu kırıldığı noktadan çıkacak yeni nüvelerin araştırılması ve bu araştırmayı da politik praksis bağlamında da güçlendirerek yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa teşekkür ederek başlayayım. Taner Hoca'yla galiba hiç tanışmadık. Sima çok tanıdık gelmekle birlikte. En azından ben bir diyalogumuzu hatırlamıyorum ama sadece şu kadarını söyleyerek hani, söze başlamak istiyorum. Yani keşke birbirimizi kaybetmeden önce daha birbirimizi motive edecek, onur edecek yani etkinliklere adını verme gibi sembolik işler yapmaya da biraz daha cesaret edebilsek diye düşünüyorum doğrusu. Ben böyle göndermelerin, böyle toplantı adamalarının ardından genellikle hani bu duyguyu hissediyorum. Ne yazık ki genellikle kaybettikten sonra daha değer bilme, hani kardeşinaslık tepkisi verme refleksi içine giriyoruz. Tabii bunu bir ben şey kabul etmeyeyim, hani değil mi aynen söylediğim bir cümledir. Çok genelleme yaparak söze başladım. Bir hani parantez daha açayım. Benden önceki sunuş teorik çerçeveyle umut ediyorum bir sempozyum atmosferinde çok pratiğe, güncele takılmış bir hikaye, son birkaç yılın izlerini paylaşmış bir konuşma pozisyonuna düşmez ama benim yapabileceğim katkı sanırım bu. Bir anayasa yapım süreci değerlendirmesi yapmaya çalışacağım ama öncelikle bunun nereye oturduğuna dair birkaç şeyi paylaşmam lazım galiba. Neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuz ya da başka kavramlarla isterseniz ifade edelim, neden daha demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuz, daha özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç duyduğumuz noktasında yani son birkaç yılın kavramlarının içinin boşaltılışına ve çok fütursuzca kullanılışına baktığımızda aslında hani daha ayrıntılı konuşma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü o kulağa çok hoş gelen kelimeler, işte demokrasi, barış, özgürlük, eşitlik gibi kavramların aslında tamamen söyleyenin oturduğu yerden anlam bulduğu ve onun niyetine bağlı olarak bazen de o kavramın arka planına taban tabana ters bir anlam yüklenerek neredeyse kavramların birer araç, birer silah haline getirildiğine son birkaç yıldır şahidiz. Sivillik, demokratlık bu, hani, bu anlamda en çok, en yaygın, en keyfi biçimde kullanılabilen kavramlar. Tabii yani ben anayasa, anayasacılık tartışmasına falan çok girmeyeceğim ama Türkiye'deki son iki yıllık hikayeye baktığımızda yani şunu belki öncelikle ifade etmek gerekiyor. Evet, Türkiye'de bir tıkanan sistem var, bir siyasal kriz var. Toplumun artık bastırılamayan, ötelenemeyen beklentileri var, talepler var. Dünyadaki değişim var, bölgedeki gelişmeler var. Ve devletin kendini yeniden inşa etme, iktidar sahiplerinin yeni talepler ve yeni dengeler doğrultusunda yeniden bir statü şekillendirme çabası var. Hukukun ifade ettiği anlamda zaten böyle bir şey galiba. Yani yeni güç dengelerinde yeniden bir adını koyma işi üstleniyor galiba hukuk burada. Yani bu anlamda anayasa böyle bir rol yüklenerek kamuoyunun gündemine taşınıyor. Elbette ki
Yani 82 Anayasası'nın kabulünden itibaren bugüne kadar işte anayasal taleplerini toplumun birçok dinamiği, farklı muhalif çevre, aydınlar, siyasal hareketler dillendirdiler, ortaya koydular. Bu emeği görmezlikten gelmek, bunu yok saymak elbette büyük haksızlık olur. Ama son birkaç yılda hani iktidar eliyle yönetilen süreç, parlamento merkezli işletilen mekanizmalar elbette ki herkeste çok ciddi şüpheler uyandırdı. Bu şüpheler haksız şüpheler değildi. Nitekim iki yılın sonunda geldiğimiz noktada bu şüpheleri doğrulayan bir tabloyu, bir karneyi ortaya çıkarttı. Ben kişisel olarak işte içinde çalıştığım anayasa girişimleri platformlarıyla birlikte bu sürecin dışında durmamak gerektiğine inananlardanım. Yani karşısında durmanın, uzağında dışında durmanın tam da iktidarın retoriğine hizmet ettiğini düşündüm. Yani değişimi savunan bir iktidar var, demokrasi savunusu yapan bir iktidar var ve kendisi dışındaki herkesi de statükocukla, bazen dozu biraz daha artırarak işte eski devleti savunmakla, işte ergenekoncu olmakla falan filan, yani bir sürü kendince tarif ettiği cephelerle tanımlama hevesi içinde bir iktidar varsa, toplumsal muhalefetin, yani değişimi, gerçek değişimi, köklü değişimi savunanların tam da hani taleplerini çok net, çok berrak ve olması gerektiği yöntemleri de açık açık dile getirerek ortaya koyması gerektiğini savunuyorum. Burada yani yine anayasa çabası arayışı içinde olanlar açısından belki bunu ifade etmeliyim. Son iki yıl birçoğumuzun içine düştüğü en büyük tuzaklardan birisi, sadece talepler sıralayarak, sadece talepleri sayarak yani neredeyse bu iki yılı tüketmiş olmamızdır. Sanki hani çok iyi niyetinden emin olduğumuz ve gerçekten hani işte Türkiye'deki birlikte yaşamaya, barışa, özgürlüklere, çoğulculuğa hizmet edecek bir süreç işletiliyormuş gibi oturup çok safiyane biçimde işte biz de anayasada şunlar olsun istiyoruz diyerek saymakla, sıralamakla tatmin olan, bununla mutlu olan ve görevini yaptığına inanan bir toplumsal muhalefet karnesi var önümüzde. Ben bunun son derece hani sıkıntılı bir tablo olduğunu düşünüyorum ve yani özellikle de artık hani son aylarda hala işte talepleri sayan, talepleri sıralayan toplantılara katıldığımda da biraz böyle sinirlerime dahil olmakta zorlanıyorum doğrusu. Yani ayrıntının içerisine girmek, yani son iki konferanstan hani bahsedeyim ki benim de çok önemsediğim iki konferanstı. Birisi Diyarbakır'da düzenlenen işte Çözüm ve Birlik Konferansı, Kürt sorununun çözümünde Kürtler eliyle Kürt siyaseti tarafından inşa edilen bir süreç için kritik bir konferans. Ve ondan birkaç hafta önce de Ankara'daki işte Demokrasi Barış Konferansı. Bu toplantılara katılan insanların, düzenleyenlerle ilgili bir şey değil söylediğim, katılan insanların İşte yani kadınla ilgili de şu yazılsın, LGBT ile ilgili de şu yazılsın, inanç özgürlüğü konusunda şu yazılsın gibi son derece iyi niyetli taleplerinin neye hizmet ettiği ve hani ne anlam ifade ettiğini artık hiç olmazsa bu iki yılın sonunda çok açık yüreklilikle sorgulamamız gerekiyor. Onların niyetinden, onların çabasından ve 30 yıldır zaten taleplerini çok ağır bedeller ödeyerek yani ifade ediyor olmalarından bağımsız bir şey söylüyorum. Bir süreç işliyor ve bu süreçte sizin taleplerinizin nereye oturacağı, ne anlam ifade edeceği, sonuçta neye denk geleceğinin cevabını ararken başka iki soruyu cevaplamak zorundasınız. Kimden istiyorsunuz ve hani ne yüzle istiyorsunuz? Bu ne yüzle istiyorsunuzu hani çok kaba bir tarif gibi bulabilirsiniz ama neye güvenerek istiyorsunuz? Hangi gücünüze güvenerek istiyorsunuz sorusudur kastettiğim şey. Yani ne yaptınız ve kiminle birlikte bu süreci böyle kendi lehinize sonuçlandırma cesaretini kendinizde buluyorsunuz. Evet, yani son bir aydır sokağa baktığınızda hani istemeye yüzümüz olduğunu, söyleyecek sözümüz olduğunu belki çok net ifade edebiliriz. Ama yani bunun biraz daha hani gerisine gittiğinizde yani işte o ayrıntılı talepleri sıraladığınız muhatabınızın anayasa sürecine yüklediği anlam konusunda herhalde çok ciddi sorgulamalar yapmak zorundasınız. İşte yani bunu anayasa yapımı için kurulan mekanizmanın, anayasa yazımı için daha doğru bir ifadeyle düzelteyim. Çünkü anayasa yapmakla yazmak arasındaki farkı buradaki herkes herhalde defalarca ifade etmiştir, altını çizmiştir ama anayasa yazmak için kurulmuş olan mekanizmanın başından beri yapılan bütün uyarılara rağmen eğer bir teknik hata ise bu, yani anayasa nasıl yazılır konusunu bilmemekten kaynaklanan Türkiye siyasetinin, Türkiye merkez siyasetinin o popülist tavrı, pragmatik tavrı ile ilgili bir şey gibi okusak elbette hani gayet
yine çok itham etmeden tanımlar yapabiliriz. Deriz ki ya işte ne yapalım, işte bu meclis anayasa yapabilir dediler, denediler. İşte hem de o kadar eşitlikçi biçimde denediler ki parlamentoda %6-7 oy alan partiyle işte %50'ye yakın oy alan parti eşit temsil edildi. Bakın ne kadar hani katılımcı bir süreç işletildi. İşte o kadar şeffaf bir süreç, o kadar işte sivil müdahaleye, toplumsal müdahaleye açık bir süreç işletildi ki yani her komisyon toplantısından sonra komisyon adına birileri çıktı, basına işte bir takım bilgiler paylaştılar, açtılar. Ya da bir internet sitesi kuruldu, isteyen herkes önerisini oraya gönderdi. Oysa bütün bunların sadece birer sihir, birer hani illüzyondan ibaret olduğunu hepimiz yani fotoğrafın sonuna geldiğimizde gördük. Yani kamuoyuna açık yapıyor gibi gözükmekle birlikte hiç unutmamamız gereken bir takım şeyler var. İşte nedir onlar? Partilerin kendi tabanlarını kaçırmamak için, ürkütmemek için aslında yani hiç kımıldamamak üzere, kendi durdukları yerlerden ilerlememek üzere an içmişçesine bir pozisyonu komisyon üyelerine görev olarak yüklemiş olmalarıdır. İki, yani bu kırmızı çizgiler tartışması şüphesiz. İkincisi, işte yani özellikle de 60-70 yıllık hani deneyime baktığınızda sivil toplumu dinlemeyen, ciddiye almayan, yok sayan, hatta inkar eden, belki dernek isimlerini bile kabullenmeyen devletten, böyle bir iktidar ve yönetme alışkanlığından başka bir yönetme alışkanlığına geçtik. Belki bununla yüzleşmemiz gerekiyordu. Dinleyen, kabul eden, hatta onore eden, mecliste ağırlayan, istediğiniz her şeyi kendilerine anlatmanıza izin veren tırnak içerisinde, isterseniz gidin mecliste sosyalist anayasa istediğinizi anlatın. Bundan da rahatsızlık duymayan, cezalandırmayan, tutuklatmayan meclisten çıkarken böyle bir gayet yumuşak bir iktidar tarzı ve işte kamu sivil toplum diyaloğuna yine tırnak içinde ifade ediyorum. Son derece açık bir süreç inşası gibi gözüken bir fotoğraf ama hani yine sonucuna baktığınızda siz ne derseniz deyin bildiğini okuyan ve kendi ezberlerini sorgulatmayan bir siyaset tarzı. İşte en son belki en başta yapılması gereken şey yani partilerin nasıl bir anayasa istediklerini topluma açıkça ilan ederek işletilmesi gereken bir süreç yerine sanki işte hani bir kumar masasında önce rakibinizin, hasmınızın kartını açmasını bekleyen, o açsın bakalım ana dil konusunda ne diyor bir görelim, biz de ona göre dengeleri gözetelim, ana dille ilgili ne deyip demeyeceğimize karar verelim. Bir karşıyı görelim, Diyanet konusunda ne diyor, yani MHP-AKP arasındaki gerilim mesela Diyanet konusunda böyledir. Ana dil konusunda CHP-AKP arasındaki gerilim böyledir. Yani önce rakipleriniz kartlarını açsınlar, siz de ona göre elinizdeki hangi kartı açıp ne kadar açıp açmayacağınıza karar vereceksiniz. Yani aslında hepimizin geleceği üzerine oynanan bir kumardan bahsediyoruz. Son iki yıl yaşadığımız hikaye böyle bir hikaye. Ve hani en özet belki ifade edilecek şey de hani az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, dönüp baktık 30 tane maddede o da hani en ayrıntı ve belki de temel kritik tartışmalara hiç değmeyen 30 maddede, 30 küsur maddede uzlaşmış ve ama aynı zamanda bize umut vermeye devam eden bir siyaset dili. Evet 30 maddede uzlaştık ama aslında ikili uzlaşmalara kapı aralasaydık bu 30 madde 50 maddeye çıkabilirdi. Hangi 50 maddeye çıkardı? Yani yerel yönetimlerle ilgili bir 50 madde çıkar mıydı? Yani bu 50 maddenin içinde yerel yönetimlerin pozisyonu olur muydu? Hayır. Ana dil olur muydu? Hayır. Vatandaşlık tanımı olur muydu? Hayır. Diyanetin geleceği, zorunlu din dersleri olur muydu? Hayır. Şimdi bunlar olmadan hani anayasaya makyaj yapmanın ifade ettiği anlam ne? Biz niye kavga ettik? Ve biz neden yeni bir anayasa yapma ihtiyacı ile ortaya çıktık? Yani Kürt sorununu çözmeyecek, Alevilerin taleplerini, beklentilerini karşılamayacak, başka inanç özgürlüğü sorunlarına değmeyecek, merkeziyetçi yapıyla ilgili bir egemenliği, hegemonyayı, resmi ideolojiyi sorgulatmayacak. Yani bütün bunlar olmayacaksa biz niye yeni anayasa yapacağız sorusunu herhalde bugün çok daha açık, çok daha net sorma imkanıyla karşı karşıyayız. Umarım süreyi çok kötü kullanmıyorumdur. Birkaç noktaya daha en azından değinmek istiyorum. Yani burada belki şunu hani konuşmamız gerekiyor. Bu süreç içerisinde üç önemli gelişme oldu. Yani bu sürecin belki de hani etkileyeni ve etkileneni olarak tarif edilebilecek üç şey. İktidarın oyunundan ya da Türkiye'deki bildik partiler arası ayak oyunlarından daha gerçekçi, sahici üç şey yaşandı. Bunlardan birisi işte yani Kürt sorununun
barışçı diyalog yoluyla, muhataplarıyla konuşarak çözülebileceğine dair uyanan umut. Bunu doğru biçimde tarif etmezsek anayasa sürecini yani değerlendirmek ve bundan sonraki anayasa tartışmalarından beklentimizi tarif etmekte zorlanırız. Ben bu süreci şöyle değerlendiriyorum. Tabii ki bu sempozyumun sınırlarını zorlamayacağım. 1-2 dakika içerisinde geldiği noktayı en azından şöyle ifade etmeliyim. Yani evet, imha siyasetinde başarılı olunamamıştır. Tersinden de cümleyi kurabilirsiniz. Yani şu silahlı hareketi de işte belki kuruluş dönemindeki deklarasyonuna ulaşamamıştır. Ama zaten Kürt siyaseti yaklaşık işte 2009'dan hatta belki birkaç yıl öncesinden beri Özal'lı yıllara gittiğimizde biraz daha belki arka planı farklı tarif etmek mümkün. Zaten hani siyaset yoluyla sorunu çözme konusundaki niyetini, beyanını defalarca ortaya koydu. Dolayısıyla diyaloğa taraftar olduğunu zaten devletten daha cesur biçimde çok kez net biçimde tarif etti. Kendi tabanına da deklare etti bunu. Dünya kamuoyuyla paylaştı. Dolayısıyla bu süreçte hani bir belki bir tarafın hani önceden inkar ettiğini, reddettiğini, kabul ettiğini söyleyeceksek bu bugünkü iktidar için söylenebilir. Devletten öte bugünkü iktidar için söylenebilir. Çünkü devlet daha önce de bir takım görüşme yolları, yöntemleri denedi. Öcalan yakalandığında da denedi. Çok öncesinde Öcalan Şantayken de denedi. Bunları denemişti ama bu iktidar 2002'den bu yana yani işte aslında kanın akmadığı bir takım ortamları, iklimleri bulduğu halde bunu sadece kendi gücü olarak tarif etti. Fakat en sonunda nihayet işte belki de son aylarda yaşanan, görüşme trafiği başlamadan önceki son aylarda yaşanan gelişmelerden sonra muhataplarıyla konuşmayı denedi. Ama bu muhataplarıyla konuşma, muhataplarının taleplerini anlama ve gerçekten onun gereğini yapma refleksini beraberinde getirmedi. Bence başından beri yoktu zaten böyle bir niyet. Yani bu da bir belki de işte farklı tasfiye yöntemiydi. Belki işte içini boşaltma, sulandırma, belki de işte beklentiyi yönetme, o son yılların en başarılı siyaset tarzı olan beklentiyi yönetme tarzıydı. Ve bugün itibariyle de işte yani silahlı güçlerin sınır dışına bir biçimde çıkıyor olmasına rağmen yani anayasa değişikliği gerektirmeyen taleplerde bile hiçbir ciddi adım atmayan, hasta tutuklular konusunda bile üzerine düşeni yapmayan, bırakın yasa değişikliklerini, yönetmelik değişikliklerini, seçim barajı ile ilgili hala kılını kıpırdatmayan, yani Avrupa Parlamentosu'na meydan okuyan ama %10 seçim barajı ayıbıyla yüzleşmek istemeyen, aslında bir paralel anayasa olan terörle mücadele yasası ile ilgili hiçbir iyileştirmeye gitmeyen ve aslında bu terörle mücadele yasasının yani çok eskiden devralınmış bir miras olmadığını da bize unutturan, oysa tam da kendisinin yaptığı bir terörle mücadele yasası olduğuyla bile yüzleşmemizi istemeyen bir fotoğrafla karşı karşıyayız ve bir hafta sonra, 10 gün sonra bu yasama yılı bitecek ve yani bu hükümetin diyeceği maksimum şeyi bugün aslında Avni Özbiral gazetelerde demiş. Diyor ki yani ancak hükümet yasal düzenlemelerle ilgili bir iyi niyet beyanında bulunabilir. Hani sonbaharda Türklerle ilgili bir şeyler yapacağım der. Böylece bu yazı da atlatır. Muhtemelen bu cümleler bana ait tabi sonrası. Sonbahar geldiğinde de seçim atmosferine girdik. Kusura bakmayın, seçimden sonra deme eğilimi diyebilirse, buna gücü yeterse bunu deneme niyeti en azından önümüzde duruyor. İkinci, sadece hani adını anarak geçeyim. İkinci önemli dinamik Orta Doğu'daki iflastır aslında. Yani bundan sonra sizin sadece işte Türkiye sınırları içerisinde nasıl birlikte barış içinde yaşayacağız, etnik, inançsal farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşayacağız formülünü ararken sadece Türkiye'nin kendi iç dengelerini değil, Suriye'de kurduğunuz siyaset dilinin sonuçlarını dikkat almak zorundasınız. Yani neredeyse bütün olumsuz cümlelerine başlarken Alevi kelimesini başına koymayı görev addetmiş bir başbakanla yaşıyoruz ve işte bir diktatör tarif edecekse işte diktatör hani Esad demek yerine Alevi Esad demeyi, Nusayri Esad demeyi bilinçli olarak tercih eden ama Reyhanlı'daki şehitleri anarken de Sünni şehitler demeyi tercih eden bir başbakan. Yani ben hiçbir sıfatın kullanılmasına yana değilim. İşte elbette ki İslami terör kavramı ne kadar rahatsız ediciyse Alevi diktatör kavramının da o kadar rahatsız edici olduğunu bilen herhalde en azından farkında olan kendi rahatsızlığıyla birlikte karşısındakinin rahatsızlığının da farkında olan bir herhalde zeka seviyesi var karşımızda. Dolayısıyla da burada bu kadar tetiklenmiş
Türkiye içine yansımalar açısından söylüyorum. Son köprüye verilen isimle birlikte iyice hani pekiştirilen, artık dalga geçen, artık umursamayan ve safını ilan eden. Yani ben Orta Doğu'da anti-Şii bir yerde duracağım. Ben Orta Doğu'da sünnici bir siyasetin yanında duracağımı bu kadar açık aleni deklare eden bir pozisyon almışsa Türkiye, anayasasını tartışırken de bu mezhepsel gerilimin kendi inşa ettiği, kendisinin de büyük katkı sunduğu bu mezhepsel gerilimi dikkate almak zorunda. Evet, nasıl Irak'taki gelişmelerde Kürtlerle ilgili bütün söylediği sözleri Türkiye yemiş, yutmuş, unutmuş ise Alevilerle ilgili de, Şiilerle ilgili de yani bütün söylemini, tükürdüğünü yalama pozisyonuna Türkiye devleti gelmek zorundadır. Eğer birlikte barış içinde yaşayacaksak, birbirimizin inançlarına saygı duyacaksak, onları realite olarak kabul edeceksek. Mısır'da ılımlı İslam diye önü açılanlar, işte 9 yaşındaki insanların evlenebileceğine dair yasa çıkartarak aslında nasıl bir sınav verdiğini göstermiştir. Türkiye'deki muhafazakar demokratlık da aynı şekilde aslında muhalefetteyken doğru söylerken iktidara geldiğinde şaştığını, birçok ideolojik eğilim gibi iktidara geldiğinde şaştığını deklare etmiştir. Yani güç sarhoşluğu, iktidar sarhoşluğu ne yazık ki aslında bir değerler dünyasına dayanan İslam siyaset felsefesine bizatihi kendisi ihanet etmiştir. Dolayısıyla da ahlakı, işte belki mütevaziliği, işte belki işte yüce tapınmamayı salık veren bir inançtan beslendiğini iddia edip tam tersi performans sergileyerek aslında bir projenin iflasını ilan etmiştir. Dolayısıyla burada hani ben nasıl ılımlı İslam'ın iflasıyla birlikte hani İslam'a düşmanlık yapmıyorsam yani lütfen bu salondaki herkes de kendi paradigmalarına ihanet gibi algılamadan aslında toplum okumasını, toplumsal muhalefet okumasını, sokak okumasını, gençlik okumasını, politize olup olmama konusundaki şablonlarını sorgulasın diye bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyeti kavramsallaştırarak, daha doğrusu Cumhuriyet'e dair bir takım gerilimleri, kriz dönemlerinde yaşanan gerilimleri ve bunların niye Cumhuriyet kavramı üzerinden geliştiğini birkaç örnekle anlatmak isterim. 2007'de hatırlarsınız Cumhuriyet dedikleri gerçekleştirdi ve aslında o dönemi hakkıyla tartışmadık. O dönemde Necla Arat bu mitinglere çağrı yapan kişilerden biriydi. Ve şöyle diyordu, Cumhuriyet'e sahip çıkılması için, Cumhuriyetçinin tarih yazmaya devam etmesi için bu mitinglere gelin diyordu. Aynı dönemde bir E-Mutra diye tarihimize geçen bir genelkurmay bildirisi yayınlandı. Orada da şunu söylüyorlardı genelkurmay bildirisini yazanlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerinin sorgulanmakta olduğunu ve bir takım faaliyetler ve söylemlerle bunların desteklenmekte olduğunu görüyoruz. Fazla ileri gitmeyin, ağzınızın payını veririz diyordu genelkurmay. Kaybettiler. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek de şöyle diyordu. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz hepimiz için vazgeçilmez bir kazanımdır. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten vazgeçmediği bir şey yoktu, içinden vazgeçmediği bir şey yoktu. Fakat içeriye dair tartışma Cumhuriyet kavramı üzerinden cereyan etmişti. Daha geriden bir örnek, 1971'de bizim kürsümüzün hocası Bahri Savcı'nın Demirel'de giriştiği bir polemik yazısında Bahri Savcı şunları diyor, çok dikkat çekici bir şey. Cumhuriyeti Korumak makalesinden de Mülkiye Dergisi'ne yayınlanıyor. Sebife Dergisi'ne yayınlanıyor. Hoca diyor ki, emperyalizmin sömürüsünü göndermek demektir Cumhuriyeti korumak. Sudan ve devlet kapitalizminin sahte şehirleşme ve sanayileşmenin yarattığı israflı bir burjuvalık çıkarını göndermek demektir. İnsanın ve devletin güçlerinin onur kırıcı sömürmesini kaldırmak, insan ve çalışmayı her anda özgür kılıcı bir haklar ve özgürlükler düzeninin bağımsızlığına getirmek demektir Cumhuriyeti korumak. Cumhuriyeti korumak, Cumhuriyeti muhafaza etmek. Daha geriye gidelim. Hatta bayağı geriye gidelim. 1924 Tahrir-i Sukun görüşmelerine gidelim. Dersim milletvekili Feridun Fikri Bey. Tahrir-i Sukun görüşmelerinde diyor ki, bu yaptığınız Cumhuriyet'e hakimiyet-i milliye aykırıdır. Kanunu savunmak için Refik Bey, Konya milletvekili Refik Bey işte doluyor ve diyor ki, bizim bu yaptığımız Cumhuriyet'i korumak içindir. Şimdi bu tartışmaların neden Cumhuriyet kavramı etrafında döndüğünü ve Cumhuriyet kavramını siyasal anayasal bir kavram olarak inşa edeceksek
bunda neden dikkat almamız gerektiğine dair bir şeyler söyleyeceğim. Oradan da kuruluşu, iki farklı kuruluşa geçmeye çalışacağım. Cumhuriyet Türkiye'de bir devlet biçimi ve bir devletin kendisi olarak birlikte kavranan bir şey. Yani hem hükümetin biçimi, devletin biçimi ve bizzat devletin kendisi olarak kavranan bir şey. Fakat bu doktrinde farklı, mahkeme kararlarında farklı. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Önce mahkeme kararlarında nasıl farklı olduğunu anlatayım. Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası kuruluyor biliyorsunuz. 61'den itibaren verdiği kararlardan sonra 71'de yönündeki ilk kararını veriyor ama şöyle bir şey yapıyor. 61 Anayasası'nda Cumhuriyeti tanımlayan madde değişmez madde. İkinci madde değiştirebilir bir madde. Fakat Cumhuriyet'e verdiği bir kararda, Cumhuriyet'e verdiği bir kararda ikinci maddeyi de yani ikinci madde Cumhuriyet'in niteliklerini sayan maddedir. Değişmez olarak varsayıyor. Dolayısıyla bir hükümet biçimi olarak, içi boş bir kavram olarak Cumhuriyet'i içeriklendirmiş oluyor ve o yönde yapılacak herhangi bir değişikliğinde aslında Cumhuriyet ilkesine aykırı olacağına hükmederek onları da değişmez kılıyor. 82 Anayasası daha da ileri giderek ilk üç maddeyi zaten değişmez dedi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları da bu yönde şekli denetim meselesi getirmiş olsa dahi başka bir yolda olanlar, şimdi o yolu anlatmayayım. Cumhuriyet'in bir biçim olarak kalmasına izin vermiyor ve bir bizzat devletin kendisi olarak, biçim ve içeriğin birleşmesi olarak bir cumhuriyet tanımına gidiyor. Fakat öğretinin büyük bir kısmında, özellikle Kemal Gözler'de, Cemaloğlu'da, bizim kürsümüzün daha birçok hocasında cumhuriyetin bir biçim olarak kavranmasına dair bir kanı, genel bir kanı var. O da şu, cumhuriyet hükümetin sadece şeklini belirtir. Bu da bütün organlara, devlet yöneten bütün organlara veraset dışı yöntemlerle gelinmesi anlamına göre yani monarşinin karşıtıdır cumhuriyet. Tamakiye verden beri kabul edilen bir şekilde ya monarşi vardır ya cumhuriyet vardır ve cumhuriyet monarşinin karşıtıdır gibi bir noktadalar. Fakat bu böyle ele alındığında iki şey yapmak gerekiyor. Bu analiz veri alındığında bunlardan biri ise Anayasa Mahkemesi yanlış karar veriyor demek lazım. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını analiz etmek mümkün değil. İkincisi de görmezden gelmek gerekiyor. Yani doktrinle olgu arasında bir bağlantı kurmadan doğrudan kavramları, olguları dayatmak gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz böyle bir durumda. Dolayısıyla sorunun kaynağına gidelim. Aslında sorunun kaynağına gidelim ve bir çözümü önerelim. Sorunun kaynağı Cumhuriyet'in dayandığı egemenlik fikrinin, yani hakimiyet-i milliye fikrinin ta 1908'den beri Türkiye'de bütün siyasal mücadelenin gerçekleştiği alan oldu. Yani bir siyasal pratik alanı olarak, siyasal pratik içinde yer alan bütün öznelerin kullandığı dil aslında hakimiyet-i milliye, yani millet hakimiyeti. Yani biraz farklı olmakla beraber halk egemenliği. Dolayısıyla bunun da Cumhuriyet'le bağlantısını kurmak gerek ve Cumhuriyet'le bağlantısını esaslı özlü biçimde kurmak gerek. Monarşinin karşıtı meselesini kabul etmek. Neyi kabul etmek? Çünkü buna dair esaslı bir açıklamayı yaparken egemenlik sorununa girmek gerekiyor. Ve egemenlik sorununa girince de aslında çok temel bir mesele karşımıza çıkıyor ve bunun üzerine hiç gidilmiyor. O mesele de şu. Birken yani bir monark varken ve monark egemenken ve onun egemenliği yine bir bire yani Tanrı'ya dayanırken egemenlik çoka geçtiğinde yani halka yani nüfusa geçtiğinde bir siyasal birlik nasıl inşa edilecek? Siyasal karar nasıl verilecek? Ertan Hoca'nın sorduğu sorulara ve şimdi ona verdiği cevaplara bir şey. Eğer bir siyasal karar verme kapasitesi ise egemenlik, yetki verme kapasitesi ve karar verme kapasitesi ise
Tanrı ve Monat Raken. Bu iş kolaydı. Peki halk egemenliği sorunu olduğunda bu nasıl çözülecek? Bu meselenin üstüne giden bizim öğretimizde pek kimseye rastlayamadım. Genel olarak sorun şöyle çözülüyor. Evet, Tanrı'dan Monark'a geçiyordu fakat Monark'tan sonra halk egemenliğine geçildiğinde bir aşama daha gidildi, millet egemenliğine gidildi ve millet aslında soyut bir kavramdı. Aslında onun da Tanrı'ya benzer, bir tür siyasi teolojiye giderek Tanrı'ya benzer bir konum değil. Dolayısıyla milletin egemenliği tekrardan bunu birleştirerek siyasalların kapasitesi, temsil kuramının çeşitli ayrıntıları, tavuksan gibi o meseleye de girmeyeceğim. Siyasaların kapasitesi sağlandığı gibi bir çözüme kavuşturuluyor. Fakat bu çözümü ben yeterli bulmuyorum. Dolayısıyla Ertan Hoca'nın bahsettiği dinamik anayasa meselesini bir de dinamik cumhuriyet bakımından değerlendirmek isterim. Oraya geçmeden de küçük bir ek yapayım. Jacques Rancière. Jacques Rancière cumhuriyet için şu tanımı kullanıyor. Cumhuriyet, devleti ve toplumu homojenleştirerek demokratik fazlalığı, demokratik ekses diyorlar, demokratik fazlalığı saf dışı bırakan moral değerler, yasalar ve kurumlar sistemidir. Yani demokratik fazlalığı sınırlar çizen, onu düzene kuran, düzene koyan ve demosun en azından bir kısmını, içerik bir kısmını dışarıda bırakan kurumlar sistemidir cumhuriyet diyor. İlginç bir analoji olacak. Medeni Bilgiler kitabını yazdığı Atatürk'te şöyle diyor. Demokrasinin bütün manasıyla ideali, milletin heyet umumiyesinin aynı zamanda idare eden vaziyette bulunabilmesini, hiç olmazsa devletin son iradesini yalnız milletin ifade ve ishar etmesini ister. Maalesef, burası kritik, milletlerin kesret nüfusu, fikri terbiye dereceleri, idare tatbikinde büsbütün idealden mahrumiyeti, yani o demokrasiden tamamen kaybetmeyi mucip olabilecek, gerektirebilecek ihtiyatsızlıklardan içtinabı muciptir, korunması gerekir. Dolayısıyla cumhuriyetin varoluş nedeni aslında demokrasinin tamamen kaybolmaması için onu halktan korumaktır diyor Mustafa Kemal ve şöyle devam ediyor. Binaenle demokrasi prensibinin en asli elementteki tatbikatını temin eden hükümet şekli cumhuriyettir. Aslında Mustafa Kemal neredeyse Şimşek demokrasi prensibini kabul ediyor. Demokrasi yöneten ve yönetilen özdeşliğidir diyor. Fakat cumhuriyeti de şöyle tanımlıyor. Cumhuriyet kurduğu kurumlarda demokrasiye tam manası ayar verecek, halkı terbiye edecek, halkın fazlalığından doğan ihtiyatsızlıklardan demokrasiyi koruyacak rejimdir diyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal bir yandan demokratik ilkeyi kabul etmiş oluyor, bir yandan da nüfus yokluğuna düzen vermek için cumhuriyet kurumlarının belli fazlalıkları atması gerektiğini söylüyor. Buradan iki kuruluş ihtimaline geçmek isterim. Ondan önce de tabii ki kurucu iktidardan biraz bahsetmek gerek. Kurucu iktidar kavramından bahsetmek gerek. Kurucu iktidar kavramı bir süredir birçok kişi çok heyecanlandırıyor. Hangi süredir? Yaklaşık 2 yıldır aslında Ayhan Bilge'nin anlattığı süreç başladığından beridir. Türkiye'de yeni bir anayasa yapımı süreci başladı. Birçok kitap yayınlandı. En son Osman Can bir kitap yayınladı. Gerçekten inanılmaz bir kitaptı. Türkiye'de 1921 anayasasından başka bir anayasa olmadığını, onların bir ferman, diğerlerinin bir ferman olduğunu iddia eden. Daha önce bunu yazmıştım ama tekrar etmekte sakınca görmüyorum. Kendisini Fransız devrimindeki Siyes'e, neredeyse Siyes'in yerine koyan bir kitap kaleme almıştı. Kurucu iktidarın beni heyecanlandırması aslında yaklaşık bir aydır. 31 Mayıs'tan beri var. Kurucu iktidarla gezi olaylarının ilişkisi ne diyeceksiniz? Onu da şimdi anlatmak isterim.
Antonio Negri Ayaklanmalar adlı kitabına şöyle başlıyor. Kurucu iktidardan bahsetmek, demokrasiden bahsetmek demektir. Diyor. Bundan yaklaşık birkaç yüzyıl önce Robespierre şöyle demişti. Devrimci hükümetin görevi anayasa yapmak, normal bir hükümetin görevi anayasayı korumaktır demişti. Ve Karşı Mit de CS'in ortaya attığı, Associates'in ortaya attığı, daha öncesinde de buna benzer yaklaşımlar var. Associates'in ortaya attığı kurucu iktidar kavramını, Fransız devriminin devraldığı kurucu iktidar kavramını, şimdi 20. yüzyılda tekrar belirtiyor. Ve demokraside kurucu iktidarın 3 momente dayandığını söylüyor. Kalibas bunu çok iyi form etmiş çünkü Schmitt kendi teorisini imha edeceği için 3. momentten çok fazla bahsetmiyor. Bunlardan birincisi anayasa öncesi halk dediği Schmitt'in ilk moment. Bu anayasa öncesi halk doğrudan siyasal kararını vermemiş fakat siyasal birlik haline gelmiş. Siyasal karar verme kapasitesine sahip halk anlamına geliyor. Anayasa içinde halk dediği ikinci moment Mustafa Kemal'in ve Ranciere'in verdiğimiz alıntılarıyla aslında anlatmaya çalıştığımız kurulu iktidar momenti. Yani kurumlarla sınırları çizilmiş ve artık halk değil seçmen adedilebilecek kitle. Anayasa sonrası halk ise aslında bu gezi farklı eylemleriyle başlayan süreçle de ilişkilendirebileceği Arato şöyle tanımlıyor bu üçüncü momentte. Kurumsallıkların sınırlarını zorlayan meşrula sahip fakat yasallığı her an yıkabilecek yasallıkla meşruluk arasındaki bir moment diyor bu moment için. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin iki kuruluş potansiyeli başlığına ilhamı veren de Schmitt'in bu yaklaşımı. Cumhuriyeti bütün bu siyasal mücadele alanı olarak gördüğümüzde dinamik olarak kavramak gerektiğine ne dair bir sezim vardı ve dinamik bir cumhuriyet kavrayışını nereden ele alabileceğimi düşünüyordum. Bu mesele, yani kurucu iktidarla bağlantılı bu mesele aslında belli bir hatta beni yönetmiş oldu. Yani şimdiye kadar çizmeye çalıştığım çerçeveyi çok kısa özetleyip iki kuruluş potansiyelinden de bahsedip bitireceğim çok zamanımız var. Kurucu iktidardan bahsettim. Cumhuriyetin kurumlar demek olduğunu aslında söyledim. Demos'a sınırlaştıran kurumlar demek olduğunu ve dinamik bir cumhuriyet kavrayışının getirdiği boyut, bu üçüncü moment dediğim boyut da aslında o. Cumhuriyet kurumlarının demosa çizdiği sınırların kurucu iktidar tarafından zorlanması ve kurumların buna açılan ya da kapanan tepkiler vermesi. Açılanla kastım belli talepleri içine alma potansiyeli, kapananla kastım da 12 Eylül'de olduğu gibi, bugün olduğu gibi doğrudan onlara karşı onları ezmeye çalışan bir tepki vermesi. Tezim şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu aslında iki potansiyeli barındırıyor ve dinamizmini de buradan alıyor. Birinci potansiyel kongre iktidarlarından başlayarak halkçılık programına, şuralar yönetimine ve 1921 Anayasası'na varan olgu ve belgelerle zaten ortada. En önce ifadesini de bu konu üzerine yazanların çoğunlukla ikinci kısmını görmezden geldiği 1921'in ilk maddesi. O madde şöyle. Hakimiyet bilakaya düşer milletindir. Bu bütün anayasal düzenimiz boyunca hiç değişmiyor. Fakat ikinci kısmı genelde unutuluyor. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bir fiil idare etmesi esasına üstlenilir. Mesela Yusuf Şevki Akkemez doğrudan 1921 anayasasında ele alan ve doğrudan konuyla ilgili olan makalesinde Akira'dan biliyorsunuz. Bu kısmı tamamen atlamış durumda. Buna hiç değinmeden bu meseleyi hallediyor. Şuralar
yine bu birinci potansiyel için çok önemli. Rusça bilmiyorum. Bilseydim Sovyet idaresiyle karşılaştırmasını çok daha iyi yapmak mümkün olurdu. Fakat bu potansiyel bugün kendine göstermekle, bir kurucu potansiyel olarak göstermekle birlikte aslında 1923 ve 24'te denk gelen yıllarda 1923'ü Cumhuriyeti ilan eden kanunda emareleri görecek bir şeyler ve 1924 Anayasası'nda o dönem için kaybetmiş ve ara ara kazanan düzeni zorlayan bir hale geliyor. Kazanan potansiyel neydi? O da siyasal birliğe ve homojenliğe vurgu yapan takım ilkelerdi. Ve bugüne kadar gelen bütün anayasal kurumlarımıza hakim olan da yani üniter, merkezi, olabildiğince homojen bir halka dayanan siyasal birlik ilkesi çerçevesinde inşa edilen kurumlar ve bu kuruluş. Da kesip sorularla devam edeyim çünkü çok zaman geçti. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim konuşmamın başlığı Anayasanın başlangıç ilkeleri ve ilk üç madde sorunu ve hayli sıkıcı bir başlık. Ben anayasacıyım, siyasalda çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir yazılım ve konuşmanın başlığında yaratıcı olamadım. Bunun için de başlık istediklerinde anayasa ve ilk üç madde dedim. Fakat şimdi başlık sıkıcı olmasını fakat konu tabii Türkiye için çok yaşamsal diyeceğim ama aslında yaşamsal da değil. Bu Türkiye'deki anayasa tartışmalarının ve genel olarak anayasa algısıyla ilgili bir problemden tabii kaynaklanıyor. Birkaç kez bugün herhalde Mümtaz Hoca'ya, Mümtaz Soysal'a sevgili hocamıza atıf yapacağım. Onlardan biri şu, 1968 ya da 69 tarihinde daha sonra cezaevine edilmesine neden olan anayasaya giriş kitabı. Ve o kitap mealen ilk cümlesi şöyle başlar. Dünya üzerinde anayasa konusunun ve anayasa sözcüğünün bu kadar çok ele alındığı, bu kadar çok ele getirildiği bir başka yer bulmak zordur. Bunun üzerinden kaç yıl geçti? İşte 40-50 yıl geçti. 1950'lere bakıyorsunuz çok benzer tartışmalar. 1908 sonrasında yapılan 1909 anayasa değişikliklerine baktığınızda benzer tartışmalar görüyorsunuz. Dolayısıyla hadi 1876'ya kadar götürelim. Yaklaşık 120-130 yıldır ya da Cumhuriyet döneminde işte yaklaşık 90 yıldır çok benzer tartışmalar başka siyasal figürlerle, farklı siyasal figürlerle, farklı siyasal isimlerle ya da tabii elbette 10'ar yıllık, 20'şer yıllık aralarla farklı konjonktürlerde sürüyor. Yani bugün ki bazı kavgaları bugün başbakanın ya da başbakan yardımcılarının ya da buradaki geleneksel olduğu için kullanıyorum sağ ve sol tanımlarını ama işte sağ muhafazakar siyaset dediğimiz muhafazakar siyasetin kullandığı terminolojinin çok benzerini yine çok benzer bir kavga içinde 1950'lerde işte Celal Bayar, Adnan Menderes ve CHP'ler arasında da görebiliyoruz, yaşıyoruz. Bugün kanun hükmünde kararname çıkardığında dahi millet istedi ifadesindeki o millet ve milletin sürekli bir şey istemesi ve belli bir siyasi kesimin hep millet istediği için aslında bir şey yapıyor olması işte 1950'lerde 60'larda yaşanan tartışma. Bugün hukuk tartışması ve anayasa tartışması olarak bildiğimiz tartışmada büyük ölçüde yine 1950-60 arasındaki kavgadan 61 Anayasası'nın bazı hükümlerinden ve genel olarak 61 Anayasası'ndan ve o anayasanın da 27 Mayıs sonrasında yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Çok çok benzer şeyler bulmak mümkün. Hatta bazı açıklamalar, bazı konuşmalar neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani Celal Bayar'ın 2-3 sayfalık bir açıklamasıyla bugünkü siyasetin, işte başbakanı ya da yardımcılarının yaptığı birkaç sayfalık bir açıklama birbirine çok benziyor. Yani değişmeyen bazı şeyler ve hiç değişmeyen bir terminoloji var ülkede. Ve bugün geldiğimiz noktada tuhaf diyeceğim, bu alanda çalışanlar için belki çok tuhaf bir şey değil ama belki toplumu geneli için biraz garip karşılanabilir. Sürekli anayasadan söz ediyor. Hani bir reklam vardı bir zamanlar,
ben çok yaşlı değilim, çok genç de değilim, işte orta yaş oluyor böyle olunca. Ben yaşlıdakilerin rahatlıkla hatırlayabileceği televizyonlarda, tek kanalda, TRT'de her gelin kızın rüyası Zetina Dikiş Makinesi diye bir reklam vardı. Türkiye'de anayasa böyle bir düş. Sürekli anayasa tartışması, kavgası içinde peki nasıl bir anayasa olsun? Ortalama sıradan vatandaştan söz etmiyorum. Bu konuyla ilgilendiğini düşünen ya da bu konuda yazıp çizen insanlara böyle bir soru yönelttiğinizde derli toplu bir yanıt da alamıyorsunuz. Peki hiç anayasa metnini baştan sona bir kez karıştırdınız mı diye sorduğunuzda, bu utandığımdan soramıyorum ama neredeyse eminim, bu konuda da çok olumlu bir yanıt alamayacağımı, örneğin 2010'da anayasa tartışması, 2010 değişikliklerinde anayasa tartışması yürütenlerin çok büyük bir çoğunluğunun anayasa metnine şöyle de bir olsa pek bakmadığını ve ilgilenmediğinden neredeyse eminim. Dolayısıyla anayasanın adı, anayasa tartışması Türkiye'de çok seviliyor. Daha demokrat bir anayasa ve daha özgürlükçü bir anayasa ifadeleri ne sergilediğinizde, bu ifadeleri kullandığınızda çok demokrat ve çok özgürlükçü de görünüyorsunuz. Oysa bu terminoloji son derece ideolojik yüklüdür. Buradaki herkesin bildiği ve yıllardır çalıştığı gibi dünya üzerinde de böyle demokratik anayasa, kısa anayasa, özgürlükçü anayasa filan gibi anayasalar olmadığı gibi böyle tartışmalar da çok fazla. Çok fazla yok. Yani 82 Anayasası'nı niye değiştiriyorsunuz? Çünkü daha özgürlükçü bir anayasamız olsun. Peki kim değiştiriyor? İşte şu adam değiştiriyor. Yok ya, o adamın özgürlükten anladığıyla benim anladığım arasında herhangi bir ilişki var mı? Yok. Ama o da çok özgürlükçü olduğunu söylüyor. Çok demokrat olduğunu söylüyor. Çok ilerici olduğunu söylüyor. Siyasal mücadele terminolojisi artık kullanılmıyor. Sürekli bir uzlaşmadan. Uzlaşmadan söz ediliyor. Ben ve Abdurrahman Dilipak niye bu hayatta herhangi bir konu üzerine uzlaşmak zorundayız, bunu da anlayabilmiş değilim bir yurttaş olarak. Niye eskiden siyasal mücadele vardı, insanlar medenice mücadele edebilir. Birbirini boğazlamadan, birbirini kesmeden, işte birbirine üçüncü sınıf yurttaş muamelesi yapmadan adam gibi bir siyasi mücadele sürdürmek mümkündür. Ama şimdi sürekli televizyona çıkanlar, işte gazetelerde yazanlar, ki hemen hemen hep aynı insanlar sürekli uzlaşmadan, uzlaşmanın ne kadar iyi bir şey olduğundan filan söz ediyor. Niye uzlaşmam gerektiğini ve bir sürü insanla bir sürü ideolojiyle onların mensuplarıyla niye uzlaşmam gerektiğini de anlayabilmiş değil. Ve bu ortamda ilk üç madde ve başlangıç tartışması da yapılıyor. Şimdi dolayısıyla bütün bu olup bitenlerle bu başlangıç ve ilk üç madde tartışmasını birbirinden ayırmak mümkün değil. Ben şimdi çok sıkıcı bir 5 dakikalık bir teknik öykü anlatacağım. Ama bu çok sıkıcı ve bu çok teknik öykünün arkasında bambaşka bir siyasal mücadele var ve enayi değilim. Ve buradaki insanlar gibi siz de enayi değilsiniz, ben de değilim. Dolayısıyla birisi bir şey söylediğinde onu neden söylediğini, özgürlük dediğinde ne kastettiğini, demokrasi dediğinde ne kastettiğini, millet dediğinde ne kastettiğini de az buçuk bu ülke tarihini okumuş ya da dünyayı bilen herkes zaten biliyor ve farkında. Dolayısıyla bu tartışmalar diğerlerinden bağımsız değil. Başlangıç tartışması. Anayasanın bir başlangıcı olsun mu olmasın mı? Hiç fark etmez, olmasın. Ne olur yani bir anayasanın, dünyadaki bir sürü anayasanın başlangıcı falan yok. Başlangıç kısmı yok, bazılarının var. Türkiye'de niye var başlangıç kısmı? 1961 Anayasası'nı hazırlayanlar, 46 Fransız Anayasası, 4. Cumhuriyet Anayasası'nın başlangıcından etkilendiler. Edebi bir metin hazırlama, anayasa metni içine yedirilemeyecek bir takım ilkeleri başlangıca koyma ve elbette bir de direnme hakkı filan diyerek, yani hukuk dünyasında anlamı, pozitif hukuk açısından anlamı olmayan ama siyasi açıdan 1789'dan itibaren, hatta Philadelphia Amerikan bildirgesinden itibaren 1776'dan itibaren anlamlı olan, siyaset anlamlı olan bir direnme hakkını koydular 1961 Anayasası'nın başlangıcına bir darbe gerekçesi idi. 82 Anayasası'nı hazırlayanlar da bir darbe gerekçesi bulmak zorundaydı ve anayasa içine yediremedikleri bazı ilkeleri oraya koymak zorundaydı. O yüzden 82 için öneri üreten Ankara Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri kendi önerilerinde anayasada bir başlangıca da gerek yok, lüzumsuz bir sürü siyasal tartışmaya neden oluyor dedi. Dolayısıyla eğer bir başlangıç yapılacaksa, şimdiki gibi böyle iki sayfalık tek cümle, zırva bir başlangıç yerine, işte bunu herhangi biri düşünebilir zaten, bunun için anayasacı olmaya da gerek yok. İşte 2-3 satırlık bir başlangıç hazırlanır.
anayasa içine koymak istemediğiniz ya da konulamayacak hukuki açıdan bir değeri anlamı olmayan ama bu ülkenin geçmişi ve tarihi açısından değerli olabilecek, örneğin Cumhuriyet'in kurucusunu anayasaya yerleştirmek isteyebilirsiniz. Bu başlangıç kısmında yer alabilir. Devletin önem verdiğimiz temel ilkeleri o başlangıç kısmında yer alabilir. Ama kısa ve öz bir başlangıç olur. Olur biter. Türkiye'de başlangıçlar açıkça darbelere gerekçe olsun diye. Bir de milliyetçiliği nerede tanımlayacaklarını bir türlü karar veremedikleri için büyük ölçüde yer verilmiştir. 82'nin başlangıcını herhalde burada okuyan vardır. Berbat, 2 sayfalık bir tek cümledir. 95'te ve ardından da 2 kez değişikliğe uğradı. İçindeki bazı faşizan ve ırkçı şeyler temizlendi. İki değişiklikle. O zaman da kimse itiraz etmedi. Çünkü bunlar yapılması gereken değişikliklerdi. Çünkü tam bir 12 Eylül mantığını yansıtıyordu. Hem layık devletten hem de kutsal, yani mübarek devletten söz ediyordu 12 Eylülcüler. Bir devlet layıkse mübarek olmaz, mübarekse layık olmaz. Bu tip zırvalar iki değişiklikle başlangıçtan çıkarıldı. Dolayısıyla başlangıç, işte biliyorsunuz BDP Amerika'nın başlangıcına ödendi, işte özeldi, işte We the People'a özeldi, birileri başkalarının başlangıcına özeldi. Olsa da olur, olmasa da olur ama olursa da işte sade ve bir iki önemli değerin korunması gereken bir metin olarak, işlevsel olarak kullanılabilir. Ve tabii anayasa metnine de dahil kabul edilmemelidir. Şu anda yaşanan, daha doğrusu 82 Anayasası'nda yaşanan bir sorun başlangıcının metne dahil olması. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bazı davalarda bir ana hükümmüş gibi ölçü alarak başlangıcı atıf yapıp son derece belirsiz ve matrak ifadelerle dolu bu metne bir sıradan herhangi bir madde muamelesi, mesela parti kapatma davalarında bunu yapmasıdır. Dolayısıyla eğer bir başlangıç olacaksa da ana metinden kabul edilmemelidir. İlk üç madde sorunu, Türkiye'deki anayasal, bunu hemen her ülke için söyleyebilirim ama Türkiye için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye'deki anayasal sorunların pek çoğu anayasa metniyle ilgisizdir. Yani bu ülkedeki herhangi bir mevzuat parçası polise eylem yapan ve barışçıl eylem yapan vatandaşa sıkabildiğin kadar gaz sık ve uygulayabildiğin kadar şiddet uygula demiyor. Kamu düzeni sağla diyor. İngiliz'in kamu düzeninden anladığıyla Türk'ün anladığı farklı. İngiliz Muhafazakar Partisi'nin kamu düzeninden, genel ahlaktan, hukuk devletinden ve demokrasi ilkelerinden anladığıyla bir başka ülke yönetiminin anladığı farklı. Bunlar herhangi bir yerde tanımlanan, ancak mahkeme kararlarında tanımlanan ilkelerdir. Başkaca yerlerde tanımlanmaz bu ilkeler. Herhangi bir anayasa layık devleti tanımlamaz, hukuk devletini tanımlamaz, demokratik devleti tanımlamaz. Bizim anayasanın ikinci maddesi kötü bir madde midir? Hayır. İnsan hakları saygılı, 61'de dayanandı, işte sonra saygılı oldu. Saygılı, işte layık, demokratik falan filan. Böyle bir madde. Ama Türkiye şu anda layık değil, demokratik değil, hukuk devleti değil. İnsan haklarına saygı çok tartışılır. Son bir ayda tümüyle terk edildiği söylenebilir. Demek ki ilke oraya yazınca olmuyor. Yani bir de o ilkenin yorumlanması ve uygulanması var. Yorumlanması ve uygulanmasının da doğrudan metinle bir ilgisi yok. Sonraki siyasal mücadeleyle o metnin nasıl ele alındığı ile ilgisi var. Pek çok hukuksal ilke gibi bu ilkeler bir yerde tanımlanmaz. Laiklik ilkesi bir yerde tanımlanmaz. Yargı bunu tanımlar. Neye bakarak tanımlar? Pek çok şeye bakarak. Doktrine bakar, dünyadaki gelişmelere bakar, insan hakları mahkemesi kararlarına bakar, sözleşmelere bakar. Ve nihayetinde kendi vicdanına göre laiklikten ne anlıyorsa, inanç hürriyetinden ya da devletin inancı, inanç alanını organize etmesinden ne anlıyorsa kendince bir tanım yapar. Dolayısıyla oraya laikliği koymak iyi hoştur ama sonrasında da bir şey yapmak lazım, başka şeyler de yapmak lazım. Mesela 2010 değişikliklerin en büyük numaralarından biri neydi? Ben bir gün televizyonu açtım. Melek Gökçe'nin televizyonunda Kanal 2'ye bölünmüştü. Buna evet derseniz kadın ve erkek eşit olacak. Hayır derseniz olmayacak yazıyordu. Şimdi gençler hani çok mizah, aşırı mizah falan filan, inanılmaz mizah zekası var. Bu ülkede o kadar aşırı inanılmaz bir mizah zekasına da ihtiyaç olmayabilir. Ekranda bu yazıyordu. Yani evet derseniz kadın ve erkek eşit olacak diyordu. Kardeşim 2001'den sonra o maddeye eşitliği sağlamak üzere pek çok ilke getirdin. Mevzuat çıkardın mı? Herhangi bir şey yaptın mı? Devlet gerekli önlemleri alır diyor. Anayasa Mahkemesi'nde kaç kadın üye var? HSYK seçimleri yapıldı, 22 üye seçildi. Kaçı kadın?
Hani devlet gerekli önlemleri alırdı? Ama orada çok güzel bir madde var. İşte devlet kadın erkek eşitliğini yaşama geçirmek için gerekli önlemleri alır. Çok iyi bir itiraz var mı? Hayır yok. Uygulama, onu ne yapacağız? Siyasal gerçekliği ne yapacağız? Siyasal mücadeleyi ne yapacağız? Dolayısıyla tekrar tekrar uygulamakta fayda var. Türkiye'de yaşanan anayasal sorun olarak adlandırılan sorunlardan önemlice bir kısmı, hepsi demiyorum elbette ama önemlice bir kısmının anayasanın metniyle doğrudan ilgisi yoktur. Bu anayasanın zaten yarısı değişti. Geri kalan yarısında da problem var. Değişikliklerde de problem var ama anayasa metniyle doğrudan ilgisi olmayan sorunlar yaşıyoruz. Hiç kimse gidip de HSYK'ya 2 tane kadın 20 tane erkek seçin demedi. Ya anayasa bunu emretmiyor. Gidip seçiyorsun. Ya onlarca, yüzlerce mahkeme kararı ve uygulama şey yapmak mümkün, sergilemek mümkün. Dolayısıyla ilk üç madde. Ne diyor ilk üç madde? Türkiye Devleti Cumhuriyeti 1924'ten bugüne ya da işte 29 Ekim 23 Anayasa girişi ilk Cumhuriyet Anayasası daha doğrusu 24'ten bugüne aynı şey var, düzenleme var. 82 Anayasası'nı hazırlarken Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu aynen 24'te ve 61'de olduğu gibi yalnızca bu maddenin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez hüküm kalmasını önerdi. Milli Güvenlik Konseyi'nin önüne gelen buydu. Ama o Milli Güvenlik Konseyi'ndeki 5 general camların istediği değişikliği bir gerekçe de göstermeler yapabiliyordu. Dolayısıyla hazır elimizdeymişken üçünü birden alalım. Değiştirilemez. Yani bir taş attılar kuyuya, işte 30 yıldır çıkmayan taş. Üçünü birden alalım dediler. Durup dururken ilk üç madde birden değiştirilemez. Bizim tarihimizde ilk. Ne 24'te var böyle bir şey, ne 61'de var. Ve ilk üç madde değiştirilemez hale geldi. E o gün bugündür anayasacılar efendim haklı olarak devletin dili olur mu? Devletin resmi dili olur. E ama o zaman nasıl değiştireceksin? Bilen gibi bir takım tartışmalar yürütüyorlar. Şimdi hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da memlekette konu üzerine çalışanlar ikiye bölündü. Bir taraf diyor ki ilk üç madde değiştirilebilir. Diğer taraf diyor ki hayır değiştirilemez. İki tarafın da söylediklerinde bana kalırsa haklı bir yan var. Ama iki taraf da işin kolayına kaçıyor. Değiştirilebilir diyenler ki son olarak ve en somut belge olarak belki de 1-2 yıl önce yayınlanan TÜSİAD raporunda Turgut Arhan ve Ergun Özgudur'un raporun sonuna yazdığı özeti şey yapabilirim, hatırlatabilirim. Diyorlar ki anayasaları halk yapar. Ondan sonra işte kurucu meclis olsa da bir güzel olur ama bu meclis, herhangi bir meclis anayasada ilk üç maddesi değiştirebilir. Çünkü halkın temsilcileridir vesaire. E şimdi iyi hoş da yani ilk üç maddeyi ya da anayasayı beğenmiyorsun ve çok hızla değiştirmek istiyorsun diyelim. Bir alanın kendi terminolojisinden bu kadar ödün verilmez. Anladık anayasaları halk yapar filan gibi böyle duygu dolu sözler elbette çok bir şey yapılıyor, duyuluyor. Bunun tarihsel olarak haklı bir yanı var. Hukuksal olarak pek bir anlamı yok. O zaman değiştirilemez madde niye var? Bu bir. İkincisi pozitif hukuk açısından buna baktığınızda Türkiye'de seçim kanunu değiştirip seçim barajını %30 yapmanın önünde herhangi bir engel var mı? Yok. %30 yaparsınız. Tek bir parti girer meclise. O meclis her ay yeni bir anayasa yapabilir. Yapabilir. Bunun önünde de bir engel yok. Dolayısıyla yapabilir elbette. Çünkü meclistekiler halkın temsilcisidir ve halklar anayasayı yapar dediğiniz zaman teorik olarak herhangi bir seçim barajıyla girilmiş, herhangi bir seçimin sonucunda oluşmuş meclisin her ay yeni bir anayasa yapmasının önünde ve değiştirilemez maddelerin hiçbir anlamı önünde bir engel kalmıyor ve değiştirilemez maddelerin hiçbir önemi kalmıyor. Dolayısıyla burada bir sorun var. Değiştirilemez diyenler, hiçbir şekilde değiştirilemez diyenler, dördüncü maddeden güçlerini alıyorlar. Bir anayasacı dışında bildiğim kadarıyla ülkedeki hemen tüm anayasacılar, benim hocalar da dahil olmak üzere, yıllarca dördüncü madde değişirse ilk üç madde değişir dedi. Hatta Mümtaz Hoca işte bu saçmadır, partileri ve bütün siyaseti riyakarlığa iter, dolayısıyla olacak iş değildir diye eleştiriyordu. 2008'de Anayasa Mahkemesi 10. ve 42. maddeleri iptal ederken, Türban Kanunu olarak bilinen o iki değişikliği iptal ederken, 4. maddenin de değiştirilemez bir madde olduğunu, yoksa ilk üçün anlamı kalmayacağını söyledi. Ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra durum iyice işin içinden, içinden çıkılmaz bir doğrusu hale geldi. Orada başka hukuk tartışmaları yürüdü. Bunları burada anlatacak değilim ama işte Anayasa Mahkemesi kararının hüküm fıkrasını bağlar. Yoksa
hükme gelirkenki gerekçeleridir, bağlayıcıdır vesaire, bunlar da tartışıldı ama her neyse Anayasa Mahkemesi böyle bir şey verdi, karar verdi. Burada sorun şu, iki tarafın da, ha yani değiştirilemez diyenler, diyenlerin sarıldığı şeyde de bir problemdir. Çok daha saçma ve berbat bir ilk üç maddemiz olabilirdi. Savaş ya da rejim değişikliği olmadan bu ilk üç maddeye dokunulamazın da akıl fikir alır bir tarafı yok. Üstelik de aksi örnekler var. Bu iki yaklaşımın da, iki yaklaşımın da aşılabilmesi gerekir. Bunu aşmak için şöyle bir yol izlenebilir. Allah'tan dünyada tamam çılgınız filan Türkler olarak ama Allah'tan tek başımıza yaşamıyoruz. Başka ülkeler ve başka anayasacılık deneyimleri var. Yani Türkiye'nin anayasacılık deneyimi son derece güçlüdür. Bu parti öyle hiçbir şey keşfetmedi, icat etmedi filan, her şeyi biz yapıyoruz havasındalar. Ta 1850'lerden 60'lardan itibaren bir işte o hatta Tanzimat'a kadar hadi gidelim, Senedi İttifakı boş verelim. O gün bugündür bir batılılaşma ve batılı hukuk alma. 1876'da bu topraklarda bir anayasa yapıldığında Batı medeniyetinin Rusyası hala mutlak monarşiyle yönetiliyordu. Dolayısıyla bizim öyle küçümseyecek, azımsanacak bir hukuk ve anayasacılık birikimimiz falan yok. Ama dünyadaki başka örnekler elbette bize de örnek. Önemli anayasacılık örneklere bakıldığında bütün anayasa yapım süreçlerinde hemen hemen bütün anayasa yapım süreçlerinde bir mecburiyet hali olduğunu, bir zorunluluk tanımlandığını ve o bir kez tanımlandıktan sonra aynen Fransızların Cezayir meselesinde bir ülke paramparça olmuşken 1958 anayasalarını hazırlarken 46 anayasasının değiştirilme usullerini ihlal etmesi gibi. Aynen Amerikalıların kendi anayasalarını yaparken konfederasyon ilkelerini biraz görmezden gelmeleri gibi örnekler var dünya anayasacılığında ve az buz değil. Dolayısıyla ülkeler her zaman rejim değişikliği yaşadıklarında Doğu Blok ülkelerinde olduğu gibi ya da bir savaş sonrasında anayasa falan yapmıyor. Ama hepsinde bir zorunluluk durumu var. Dolayısıyla Türkiye yeni bir anayasa yapacaksa elbette bir zorunluluk tanımına ihtiyacı var. Demokratik anayasa, geçin, boş laftır. Daha özgür bir anayasa, boş laf bunlar. Senin özgürlükten anladığın da benimki aynı değil. Bunlar boş laflardır. Bunlar bu tartışmalarda işte böyle süslü, kulağa filan şey gelen, güzel gelen kısa anayasa. Muhtemelen Türklerin şeyi olarak kalacak. Dünya anayasacılık tarihine Türklerin bir katkısı olarak kalacak. Sürekli örnek verdikleri Amerikan anayasası kısa filan değildir. Amerika'da 51 tane anayasa var. Amerika federal devlet. Federal devlet anayasası ve 50 eyalet anayasası var. Kısa filan değil. Dünyanın en uzun anayasasına sahip Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla böyle tartışmalar anlamlı tartışmalar değil. Nedir senin derdin? Nedir zorunluluk halin? Neden yeni bir anayasayı gerçekten, bunu illa Kürt sorunu, bu benim için Kürt sorunudur. İlla Kürt sorunu olarak adlandırmak durumunda değilsin. Demokratik diyorsan o demokratik anayasadan ne anladığını derli toplu bir şekilde anlatmak durumundasın. Ama boş laflarla değil. Herkese göre değişebilecek temel ilkeleri olmakla birlikte herkese göre değişebilecek sözler, ifadelerle değil. Dolayısıyla bu durumda ilk üç maddenin bir zorunluluk halinde değiştirilebileceğini ancak türev kurucu iktidarın yani hali hazırdaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli kurucu olmayan 12 Eylülcüler gibi, 27 Mayısçılar gibi asli kurucu olmayan bir iktidarın temel ilkeleri değiştiremeyeceği konusundayım. Laik devleti, hukuk devletini, demokratik devleti, devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu değiştiremez bir türev kurucu iktidar. Bunu yapamaz. Yoksa bunu öyle anlamaz. Siyasi olarak bunu hiç istemiyorum başka bir şey. Ben istemiyorum ayrı ama hukuki olarak da bana kalırsa bir türev kurucu iktidarın asli kurucu iktidarı belirlediği değiştirilemez ilkeleri değiştirme, özünü değiştirme ihtimali yoktur. Ama Fransızların yaptığı gibi tanımlama önünde hiçbir engel yok. Fransız Anayasası'nın birinci maddesi Fransız Anayasası'na göre değiştirilemez maddedir. Fransızlar anayasalarını değiştirdiler ve Cumhuriyeti tanımlayan birinci maddeye Cumhuriyet'in hemen başına desantralize, ademi merkeziyeti Cumhuriyeti eklediler. Dolayısıyla değiştirilemezlik meselesindeki değiştirme sözcüğünü nasıl algılayacaksınız? Tek bir sözcüğün değiştirilemezliğini. İstiklal marşı, bağımsızlık marşı yapabilir misiniz, yapamazsınız. Yaparsınız tabii. Böyle saçmalık mı olur? Tek bir sözcük mü değiştirilemez, işin özü mü değiştirilemez? Bana kalırsa özü değiştirilemez, temel ilkeler değiştirilemez ama bunların yeniden tanımlanması ve o maddelerin yeniden dizayn edilmesi, Cumhuriyet ilkesinden ödün vermeden ve temel ilkelerden ödün vermeden mümkündür. Anayasacılık geleneği
Ve dünya anayasacılığı bize bunu söylüyor. Dolayısıyla bu tartışmaları birilerinin hoşuna gitsin diye iki kampa bölünüp yapmak yerine alanın kendi terminolojisi içinden ilerleyerek yapmanın daha sağlıklı ve daha bilimsel olacağı kanısındayım. Bağlıyorum. Bir dakika kadar açtığımın farkındayım. Ama şunu tekrar tekrar söylenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Anayasal sorunların ancak bir kısmı anayasanın metninden kaynaklanır. İki, anayasalar siyasal mücadeleler sonucunda oluşan sözleşmelerdir. Ve hep gelişmeye muhtaç sözleşmelerdir. Böyle herkesin birbirini sevmesiyle, uzlaşmasıyla, işte uzlaşma komisyonunda hayatın hiçbir alanını paylaşmayan insanların birbirine sürekli saygı duymasıyla filan oluşturulan şeyler değildir, metinler değildir. Siyasal mücadeleler vardır bunda. Şimdi Gezi Parkı eylemleri ağaçlar nedeniyle başladı ve neyse ki ağaçları aşıp bir şeye dönüştü, bir toplumsal tepkiye dönüştü. Ama geçen yıl sosyal devleti anlatacağım pazartesi dersinden önce pazar günü bir AVM, bir başka AVM, Gezi Parkı'ndan aklıma geldiği için söylüyorum, bir başka AVM inşaatının çadırı yandıran insanlar öldü. Değil mi? İşçiler öldü. Yanan çadırın içinde işçiler öldü. Ve daha sonra AVM inşaatı devam etti. Ve hiç kimse de sorumlu olmadı. Şu anda o şeyin bir sorumlusu yok. Hani ne oldu, ne bitti, niye o insanlar yandı, niye öldü? Bunların sorumlusu yok. Bunu anlatarak sosyal devleti anlatmaya başlamıştım. O yüzden bu konuşmayı da bununla bitireyim. Bunları görmeden ve bunun mücadelesini görmeden, ki bir parantez, dikkat edin, anayasa tartışmalarının sosyal hakların adı bile şu ana kadar geçmiyor. Bunları görmeden ve bu siyasi mücadeleyi yapmadan ve görmeden o her ne demekse demokratik, her ne demekse özgürlükçü, her ne demekse ilerici anayasayı yapmak bana kalırsa mümkün değildir. Herhangi bir anayasa yapılacak, onun ilkeleri yeniden yoruma muhtaç olacak. O yorumu yine bu insanlar yapacak, bu yargı yapacak, bu idareciler yapacak. Yine hukuk devleti koyacaklar, hukuk devletini de bunlar yorumlayacaktır. Dolayısıyla bu anayasal sorunlar ile anayasa metni meselesini bir miktar ayırıp öyle düşünmekte sanırım fayda var. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Hepimiz adına bu kıymetli konuşmalar için teşekkür ediyorum arkadaşlarıma da. Bildiğiniz gibi elimizde olmayan gerekçelerle yaklaşık olarak 17 dakikalık kaybımız var. Ben muhalif cenahın düzenlediği toplantıların zamanında başlayıp zamanında bitmesini çok önemsiyorum. Otoriter gibi tam bir 15 dakikamız var. Zamanında bitirmeyi çok önemsiyorum. Alışkanlıklar ve izlenimler önemlidir. Bu bağlamda şöyle bir sıkıntımız ve önerim var. Biraz sonra bir duyurum okuyacağım. Kaç soru sorma niyeti olan arkadaşları bir el görmek istiyorum. Eğer 5 ve 5'in altında ise bunları kısaca alacağım. Yalnız sorular ve eller kalkmadan söyleyeyim. Bir dakikayı geçen soruları hemen keseceğim. Yani hemen 60 saniye sayacağım ve keseceğim. Çünkü bir sonraki paneli çok merak ediyorum. Sizlerin de çok merak ettiğimi görüyorum. Önce Erkan hocama bir soru. İşte ana yapıyı politik olanın belirlediği şeklinde algıladım. Politik olanın belirlemesi, politik mücadelenin önemi, toplumsal muhalefetin önemi şeklinde algılayabilir miyiz? İkinci sorum Murat Hoca'ya. Bütün anayasalar sistemin anayasası, yani egemen sistemin, hegemonyanın anayasası, onun hegemonyasının aracı. Ben bu sisteme gayrimeşru diyorsam neden anayasayı konuşayım? Tam tersine toplumsal muhalefetin politik mücadelesini önemsemem gerekmez mi? Ayhan hocama sorum. Hocam siz zaten DAK, Demokratik Anayasa girişimi çalışmalarını yürüttünüz. Talep etmek. Bütün bu politik gelenekler
talep eden bir dil kullanıyor. Kimden talep ediyoruz? İktidardan, sistemden. Onun işi zaten hegemonyasını daha da tahkim ediyor. Ne zaman talep etmekten vazgeçeceğiz? Talep ettiklerimizin kendimizin gerçekleştireceğini ne zaman öğreneceğiz? Gezi Parkı olaylarını çözümlerken Cumhuriyet mitingleri ile bazen eş sesli, bazen de benzer talepleri içeren tutumuyla hakikaten bizim özlediğimiz gençlerin talep etme ve bilinç görüntüsünü birbirinden ayırt edip hakikaten toplumun dönüşümüne ya da sistemin dönüşümüne evirme anlamında buradaki panelistler sağlıklı bir çözümleme yaptılar mı acaba? Merak ediyorum. Çünkü yani evet bir kısım karmaşa var. Burada hakikaten bizim de özlediğimiz talepler var. Her kesimden insanlar var. Fakat bunların içerisinde kaldırım söken efendim yağma mantığıyla hareket eden ya da Kemalizmi ve Atatürk'ü dokundurtmayız, yedirtmeyiz diyen işte sandıkta alamadığı oyu sokaktan almaya çalışan en azından toplumun birçok kesimi tarafından böyle okunan bir görüntü var. Ama onun içerisindeki hakikaten şeye yönelik, demokrasiye yönelik, ülkenin aydınlık geleceğine yönelik, barışa yönelik o güzel sesi, hoş sesi duyuracak, dillendirecek ve anlamlı bir şekilde topluma aktaracak bir çözümlemeyi buradaki, en azından buradaki aydın topluluk yapabilecek mi? Yoksa bir şeylere karşı olmanın, yani düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla çözümlemelerimizi sığ mı bırakacağız? Murat Sevinç Hoca'ya, genelde demokrasiyi anlatırken böyle 80 sonrası bir eğilim olarak sanki demokrasi sınıfla üstü bir kavrammış gibi anlatılıyor. Oysa ki her demokrasinin biz klasik Marksizm'den öğrendiğimiz kadarıyla bir sınıfa tekabül ettiği, bir sınıfa ait olduğu, yani demokrasilerin bir sınıf sahibi olduğunu öğrenmiştik biz. Buradaki Türkiye'deki mesela anayasacılık, anayasa yazımcılığı veyahut da kuruculuk anlamında da böyle bir sınıfsallık hükmü gerekmiyor mu diye sormak istiyorum. Şimdi anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili konuşulurken anayasanın ilk üç maddesini koyan iradenin 12 Eylül Cuntası olduğunu hep söylüyoruz. Ve bir halk oylamasına her ne kadar tabi tutulmuşsa da demokratik olmayan bir halk oylaması sonucu kabul edilen bir anayasa. Dolayısıyla bir kurucu irade tarafından konulmayan bir ilk üç madde. Ve bugün siyasi partiler yasasını bir kenara bırakırsak, eğer siyasi partiler yasasındaki bu %10'luk baraj kaldırıldığı takdirde ya da bugünkü haliyle bu meclisten de tek başına bir partinin anayasa çıkarma gücü yetmiyor. Çıkardığı takdirde de referanduma bir başka partiyle bir araya gelerek çıkarması gerekiyor. Aksi takdirde sayı bulduğu zaman da referanduma götürme şeyi var, ihtimali de var. Barış ve Barış Partisi artı AKP referanduma götürebilir. Şimdi 12 Eylül bu siz söyleyi anlatırken bu partinin ilk üç maddeyi değiştirmesine de ben karşıyım. Evet, tek bir partinin ilk üç maddeyi kendi algısına göre değiştirmesine biz de karşıyız. Ancak meclis içerisinde bu çünkü meclis içerisinde böyle bir sayı oluştuğu takdirde ve bu kamuoyuna demokratik bir şey referanduma da gittiği zaman en azından bir önceki anayasadan daha demokratik olacağı kanısındayım. Bu her ikisi, yani sizin söylediğiniz demokratik anayasa yapmayla bugünkü koşullarda yapmayla 12 Eylül koşullarında yapılan anayasa birbirinden farklı değil mi? Yani hani hangisi daha demokratik ve hangisi daha halka dayanan
bizim yapacağı anayasayı kabul etmiyorsa o zaman 12 Eylül Anayasası'nın aynen devamından yanayız. Bu da bir çelişki. Gücümüz oranında katkısı mahkumluğu. Ancak burjuvazinin iktidarını sevmeyenin yani anayasaya bakış açısı çok farklı. Yani bizim bakış açımız var, onların anayasaya bakış açısı örtüşmeyen bir okul. Yani böylesi bir süreçte iktidarın yani topluma halka yönelik uygulamalar da ortada. Tamamen antidemokratik uygulamalar, faşist uygulamalarla karşı karşıya olmamıza karşı. Aynı masa etrafında anayasal bir çözüm üretme gibi bir şey biraz oyalama gibi. Kitlesel tartışmaları yapabilmek için dünya deneyimi bize ne sunuyor? Bir yandan çok hayati, çok önemli bir konu ama öte yandan çok ciddi bir birikim gerektiriyor. Ve hatta iktidardan yana saflananlar için bu bilgi birikimi gerçeklerin kapatılması için bir örtü görevi de görüyor. Yani bu uzmanlık meselesinde halka açık, demokratik kanalların tıkalı olmadığı tartışma metotları konusunda ne biliyoruz? Çok merak ettiğim için paylaşmak istedim. Şu heyet uygun bulursa konuşma sırasıyla devam edelim. Tam 11 dakikamız var. Şimdilik bence yeni bir sorun. Şimdilik kurucu iktidarı kurulmuş iktidar üzerinden anlıyor ve değerlendiriyor. Yani bu anlamda Dinçel Bey'in de dediği gibi Schmitt radikalleştirmiyor. O kurucu iktidar sürecinin radikal anlamıyla ele almaktan kaçıyor. Sadece kurulmuş hali üzerinden biliyor. Bu anlamda bunu da Schmitt'e bir eleştiri olarak sunmak mümkün. Belki bizim de yaptığımız 70'li yıllarda İtalya'daki Marksist hareketin de yaptığı gibi Schmitt'e bu kurucu sürecin radikalliği bağlamında yeniden düşünmek. Ben de gezi olayları ya da gezi gelişim üzerinden böyle düşünüyorum. En azından kurucu sürecin sürekliliği ve bu sürekliliğin yeni bağlamlarda ve yeni biçimlerde yeni bir şekilde ortaya çıkması var. Birincisi talep eden pozisyonuyla ilgiliydi. Yani ben sadece şunu vurgulamak istedim. Tabii ki taleplerimizi, ne istediğimizi, ne istemediğimizi söyleyeceğiz. Ama bunu nasıl hayata geçireceğimize dair soruyu da cevaplamak zorundayız. Yani boşluğa yani bir mektup yazıp atmak gibi yani biz talep ediyoruz deyince sorumluluğumuz bitmiş olmuyor. Bunu hayata geçirecek gücü inşa etmek. Yani toplumun siyaset üzerinde müdahil olacağı, belirleyici olacağı, karar süreçlerini şekillendireceği yol haritasını da çıkartmaya çalışmak bu kadar da yeteneğim. İkincisi, sokağı analiz etmek, evet yani zor, hepimizin ezberleri bozuldu ama yani ben kendimce şu kadarını ifade etmeliyim. Bir boyutunun ben tümüyle aslında temsili demokrasi krizi olduğunu düşünenlerdenim. Yani artık bizim 4 yılda bir, 5 yılda bir oy verdiklerimizin canlarının istediğini yapamayacakları karar süreçlerine bizim de her an katılmak istediğimizi, hani insan yerine konmak ve tercihlerimizin dikkate alınmasını beyan etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii bir sürü boyut var sayılabilecek ama buradan çıkarılacak şeyin, yani nasıl görmek istiyoruma dair de bir şey söyleyeyim. Tabii ki yani bayrakların çokluğu, iki tarafın bayrak yarışına girmiş olması, iktidarın da dönüp hani bir taraftan sokağı işte Ergenekoncu, statükocu, eski devlet yalnız diye tarif ederken başbakanı havaalanından karşılayan kitlenin de ondan az olmayan miktarda bayrakla sahaya çıkmış olmasıyla ilgili bütün çelişkileri okumamız lazım. Hatta bir adım ileri gidip MHP bayraklarına sarılacak kadar. Yani bir iki ay önce milliyetçiliğin her türlüsünü ayaklar altına alıp iki ay sonra da ben sizden daha milliyetçiyim ama bir farkla biraz sağ milliyetçiyim. Öbürü Kuvayi Milliye Bayrağı, benimki üçlerli bayrak diyecek bir kavganın hani karşısındayız. Ama burada ben mevcut yapıya razı olmakla eski devlete özlem duymak dışında bir üçüncü taraf inşasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani daha fazla uzatmayayım ama bu tarafın inşası hani hangi dille mümkün, ne kadar mümkün. Son soruyla ilgili de hani anayasa oyalama değil mi konusunda sadece şunu söyleyeyim. Beni heyecanlandıran süreç sadece. Yani metin falan değil. Süreç konusunda iki şey önemli. Bir, yol temizliğini tartıştık, bununla yüzleştik. Bu bence önemliydi. Yani anayasa yapan bir ülkede insanlar tutuklanıyor. Keyfi cezalandırılıyorsa bunun ne kadar demokratik olup olmadığıyla yüzleştik. İkincisi de bence iktidarın dengelenmesi, denetlenmesi konusu eninde sonunda bu anayasa krizi olarak önümüze gelecek. Şimdiye kadar çok tartışmasak da yani Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri, başbakanla Cumhurbaşkanı arasındaki kavga hani yasama, yürütme, yargı dengesinin de ötesinde yürütmenin kendi iç dengesi
Türkiye'de bir anayasa krizi olarak tartışacak. Bence bu da önemli bir kazanım olabilir. Ben kısa bir cevap vereyim bu adamın meselesiyle ilgili. Taner Yelkenci son çıkardığı kitabında kendi yazdığı makalede şöyle demişti. Kamu hukuku devleti kavrayamaz. Kamu hukuku burjuva kamu hukukudur ve sadece burjuva çıkarlarının üzerine genel çıkarmış gibi örtmek için vardır diyor. Biz kamu hukukçusu olarak anayasal süreçleri analiz etmek zorundayız. Fakat bu yönde, yani Taner Hoca'nın gösterdiği yönde analiz etmek zorundayız. Oyalama değil, fakat siyasal mücadelenin belli yönlerini gösteren, belli dengeleri bize sunan bir şey bu süreçte. Toplumsal muhalefetten beyefendi söz etti. Toplumsal, değil mi? Burada değil mi? Söyleyip bitti mi? Toplumsal muhalefette engel değil ki. Yani anayasayı ciddiye almak, anayasa tartışmalarını ciddiye almak. Bir ay önceki 27 Mayıs tarihinden önceki, 27 Mayıs 2013'ten önceki uzlaşma komisyonunu ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ya da bu işle ilgilenen insanların anayasa algısıyla, anayasa yapım süreciyle ilgili fikirleri sizce bir ayda hiç değişmemiş midir? Yüz binlerce insan sokaklarda yürüdü, ülkede neler neler oldu, değişmez olur mu? Elbette toplumsal muhalefet önemli ve bunlar birbiriyle çelişen şeyler değil. Anayasada elbette bir sınıfsal hareket. Yani bu bizim anlattığımız anayasacılık büyük ölçüde, bizim anlattığımız demokrasi, klasik demokrasi işte. O 17. 18. yüzyıldan itibaren işte burjuvazinin marifetiyle gelişen 19. yüzyıldaki işçi hareketiyle başka bir hak devletiyle de ve başka uygulamalarla da tanışan bir anayasacılık anlatıyoruz. Ve Türkiye'de sözü edilen anayasacılık da zaten böyledir. Anayasacılık. Sovyetler Birliği yurttaşı olsaydım anayasadan, demokrasiden, özgürlükten, partiden anladığım şeyler tümüyle başka şeyler olacaktı ve burada size bambaşka şeyler anlatacaktım. Ama bizim burada anlattığımız şeyler elbette burjuvazinin 200-300 yıllık, hadi İngiltere'ye katılalım, 400-500 yıllık bir şeyin deneyiminin sonunda oluşmuş ama azımsanmaması da gereken bir şey. Çünkü başkaca sınıfsal müdahalelerin çok olduğu bir süreç. Sadece sınıfsal değil, sınıfları, sınıfsal ilişkileri, kesen ilişkilerin de müdahil olduğu değil mi? Bugün anayasacılıkta örneğin farklı cinsel görevlilerden de söz ediyoruz. O yüzden birbirinin diğerine çeliştiğini düşünmüyorum. İlk üç maddeyle ilgili son olarak şunu söyleyeyim arkadaşımıza. Ben bu ilk üç madde değişmesi falan demiyorum. İlk üç madde değiştirilebilir. Ben değiştirilebilir ve değiştirilemez diye yani 40 kere değiştirilemez ya da değiştirilebilir dersek olur diye tepinenlerin ortasında anayasa hukukunun kendi terminolojisinin çözüm üretebileceği yollar olduğunu ve daha ciddi ve daha bilimsel yollar olduğunu ve bunun da dünya anayasacılığı örneklerinden edinilebileceğini söylüyorum. Ama şuna katılmıyorum tabii. Peki bu anayasa değişsin ama ısrarla aynı şeyi söyledim. Anayasal sorunların bir parçasıdır yalnızca anayasa metni. Onun nasıl yorumlandığı ve nasıl uygulandığıdır problem. Yalnızca yeni diye bir şeye saygı duyulmasını da anlamlı bulmuyorum. Değişir anayasa, oylanır, kabul edilir. 12 Eylül'de büyük baskılarla oylanmıştı, %90 küsur oy almıştı. Bugün belki bu kadar cezaevinde insanlar bu kadar baskı görüyorken nasıl daha özgürlükçü bir ortamda oylama yapılacağını benim aklım almıyor. Ama diyelim bir daha özgürlükçü bir ortamda oylama yapıldı ve bu oylamada da örneğin %90 çıktı. Peki bir şikayet var mı? Hayır yok. O ilkeleri kim uygulayacak? Anayasada yazan eşitlik ilkesini kim uygulayacak? Anayasa oylamasını yaptığımız andan itibaren bu ülkenin bütün hukukçuları İngiliz ya da İsveç hukukçusuna dönüşmüyor ki. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Bakın kadın ismi bile yok. Aklıma geldi. Bunu yorumlayacaklar aynı şeyleri. Dolayısıyla sorun başka bir yerde. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Anayasa metni önemsiz değil, elbette önemli. Benim de alanım. Ama yani 70'lerde, 80'lerde de kadınlar pirinç eşyalarını verip karşılığında yeni ve çok pırıl pırıl plastik leğenler almıştı. Bu birini diğerinden daha değerli ve daha güzel olduğu anlamına gelmez. Daha yeniydi, daha pırıl pırıldı, daha kullanışlıydı, daha zahmetsizdi. Dolayısıyla yeni yapılacak anayasada da hukuk devleti yazacak. Başka bir şey yazmayacak. Demokratik devlet yazacak. Şu anda da yazıyor. Kim uygulayacak bunu? Bir aydır insanlar gaz yiyorlar yollarda. Hani hukuk devletiydik?
Rıza Türmen yazdı. Bütün eylemler insan hakları sözleşmesine aykırı. Polisin ve İçişleri Bakanlığı'nın bir aydır neredeyse bütün eylemleri insan hakları sözleşmesine aykırı. Hani insan hakları sözleşmesine bağlıydık? Anayasanın 90. maddesine göre çeliştiği durumda yasa değil de sözleşme hükmü uygulanırdı. Bu kadar da saygılıyız devlet olarak. İnsan hakları deyince böyle de önümüzü yitliyoruz. Yani, ne oldu? Niye bu kadar insan gaziydi? Sorumlu kim? Kaç kişi var sorumlu? Kim uygulayacak bunları? Size diyorum, kadın erkek eşitliğiyle ilişkin 10 yıl önce hüküm konuldu. Ne oldu? Değil mi? Avrupa'da en çok kadın katledilen ülkelerden biriyiz. Ve bakın yargı organlarında kaç kadın var? Bakın bürokrasiye kaç kadın var? Eşitlik ilkesi var bu ülkede. Değil mi? Kaç tane gayrimüslim, kaç tane Ermeni bürokrat tanıyorsunuz? Kaç tane asker tanıyorsunuz? Bunların hepsi bu ülkede bu hukuk metinleri varken yapıldı. Dolayısıyla değişsin ne güzel, daha demokratik, daha neyse onlar, daha da özgürlükçü bir anayasamız olsun, güzel.